İyi akşamlar sevgili seyirciler. Telefinalle yeniden karşınızdayız. Değerli seyirciler, bir evim Elazığ Spor, özür diliyorum. Elazığ Spor'umuz bugün ilimizde karşılaştığı Gün Medya Grup Kastamonu Spor'u 3-2 mağlup ederek güzel bir galibiyete imza attı değerli seyirciler. Ve haftayı 3 puanla kapattı. Yine profesyonel liglerdeki bir diğer temsilcimiz Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ise yine ilimizde karşılaştığı Batman Petrol Spor'u 1-0 mağlup ederek Karakoçan Futbol Kulübü de haftayı 3 puanla kapattı. Yine Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Özel İdare Spor ise maalesef deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a mağlup oldu ve yine bu haftayı da mağlubiyetle kapattı. Evet, bu akşam yine her zamanki gibi Sayın Yusuf Boydak ve Sayın Halis Acabay ile birlikte güzel bir program yapmayı umuyoruz. Sayın Boydak, Sayın Acabay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli seyirciler, misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bir Elazığ Spor bugün ilimizde Kastamonu Spor'u konuk etti. Tabi geçtiğimiz hafta Elazığ Spor Etimesgut deplasmanından yine galibiyetle dönmüştü. Bu galibiyeti biraz daha perçinlemek için bugünkü maçın da önemi büyüktü. Tabi Kastamonu Spor geçtiğimiz yıla oranla bu yıl istediği, arzu ettiği yerde değil. Ligin son sıralarında yer alıyor. Ve onlar da tıpkı Elazığ Spor gibi transfer yasağı yiyen bir kulüp, transfer yapamayan bir kulüp. Elazığ Spor 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. İlk olarak Sayın Yusuf Boydak'la başlayalım. Evet Yusuf abi, maçı birlikte izledik. İlk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir Elazığ Spor izledik. Tabii maçın öncesinde Elazığ Spor'da önemli eksikler de vardı. Ömer Yıldız'ın durumu belirsizdi ve bugün kadrodan çıkartıldı. Yine sürpriz bir sakatlık. Muhammed İldiz'i kadroda göremedik. Onun da sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Bu iki önemli eksik aslında bakıldığı zaman Elazığspor'u belki her ne kadar rakip biraz geçen yıla oranla zayıf gözükse de yine zorlayabilecek eksiklerdi Elazığspor'u. Ve yine maça hemen 3. dakikada yediğimiz bir şok bir golle başladık aslında. Maça tabiri caizse 1-0 mağlup durumda başladık. Belki de bunun vermiş olduğu moral bozukluğuyla Elazığspor ilk yarı etkisiz bir görüntü çizdi. Ama ikinci yarıda golü bulduk. Ardından peş peşe iki gol daha bulduk. Son bölümlerde biraz Kastamonu bir golle umutlandı ama Elazığspor neticede maçtan galip ayrılmayı başardı. Neler söyleyeceksin? Evet. Ben de bizleri izleyenlere bir kez daha hayırlı akşamlar diliyorum. Arka arkaya alınan iki galibiyet. Hakikaten camiamıza hayırlı olsun. Camiamızı bir sevince boğdu. Artık herkesin yavaş yavaş yüzü gülmeye başladı. Elazığ'ımızın özellikle yaşanan deprem arkasında yaşanan pandemi sürecinde insanların moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Bu moral ve motivasyon Elazığspor'un arka arkaya almış olduğu iki kazanımla insanları biraz yüzünü güldürmeye başladı. Ben emeği geçenleri başta tebrik ediyorum. Önemli bir Ankara Etimesgut deplasman galibiyetinin ardından içeride oynayacağımız Kastamonu Spor maçı çok önemliydi. Çünkü Kastamonu da haftalardır kaybediyor. Geçen yıl playofflarda oynamış. Yani şampiyonluğun eşiğinden dönmüş bir takım. Ama bu sene lige iyi başlayamadılar. Acaba burada artık son kozlarını oynuyorlar. Varlarını yoklarını sahaya yansıtıyorlar. Bu nedenle iki takım açısından da çok önemli bir karşılaşmaydı. Tabii Elazığspor senin de belirttiğin gibi biraz şanssızlıkla güne başlamıştı. İşte Ömer 2-3 haftadır takımda yer alamıyor. Oynayabileceği konuşuluyordu ama maç sabahı kadrodan çıkartıldı. 18 kişilik kadroya da alınmamıştı. Demek ki ciddi sakatlığı devam ediyor. Yani bir iki hafta daha dinlendirecek hoca. Akabinde Muhammed İldiz'in ilk liste dağıtıldığında 12 kişiyse bu takım. Kadroda oluşu, evet. Sonradan liste değiştirildi. Şeyden çıkarıldı. Yerine Sefa Öncü kadroya dahil edildi. Muhammed de yedek listesine yazıldı. Acaba kafamda vardı hoca
ileride düşünebilir mi? Sıkıntıya ama düşerse kullanabilir sıkıntıya mi? Sıkıntıya düşerse son dakikalarda en azından bir son 10-15 dakikada kullanabilirdi diye düşünürdüm ama öyle olmadı. Tabii Elazığspor ikinci dakikada yani şöyle söyleyelim. Hemen geçen hafta yavaş yavaş artık ilk 11 oluşuyor. İşte Ahmet artık kalesinde sabit. Geri dörtlüde Hebat, Ömer, Onur, Tufan dörtlüsü sabit. Onların hemen önünde Kadir, Murat ve diğer Kadir zaman zaman değişik oynuyorlar ama Kadir Bekmezci tamamen artık şeyin o tandemin dediğimiz ikilinin önünde oynayarak takımına hakikaten çok büyük güven kazandırıyor ve takımın bel kemiklerinden bir tanesi. Bu bölgeler oluştu. Onun dışında ileride bazı değişiklikler genelde oluşuyor. Oyunun gidişatına göre orta sahadan da veyahut işte sağ bekten, bazen sol bekten de hoca değişimler yapabiliyor. Yine işte bu haftaki 11'de hemen savunmayı, kaleyi ve belirtmiştim. Yine solda Cengiz, sağda Yusuf Ensar olarak başladı. Ortada Sefa başladı. Sefa da çok kısa bir süre içerisinde bir sakatlanınca yerini Erencin Kılıç'a bıraktı. Ondan öncesinde ikinci dakikada çok şanssız bir gol yedik. Maalesef bir beklenmedik bir dakikada. O gol çok erken geldi. Takım biraz panik yapmaya çalıştı. Hoca ama kenardan sürekli uyarıyor. Diyor ki daha oyunun başındayız. Sakin olun. Çok hakikaten iyi uyarılar yaptı. İlk yarı aslında gol bulabilir miydik? İşte Sefa'nın sakatlandığı bir pozisyon var. Biz tam o da var. Evet, bir iki pozisyonumuz var ama bir türlü golü bulamadık. Yani beraberliği yakalayamadık, skoru değiştiremedik. Soyunma odasına böyle gidince tabii soyunma odasından çıkış çok farklı oldu. Elazığspor ikinci yarıya çok farklı başladı. İkinci devrenin başlarıydı. Tam dakikasını ben 58 miydi? Evet. 58'de çok güzel bir duran toptan, kornerden, savunmadan ileriye çıkan Ömer kardeşimiz, Ömer Faruk hakikaten çok güzel bir gol attı. Onun adına da sevindiriciydi. Bu sene herhalde ilk golü oldu. Yanılmıyorsam Ömer Faruk'un. Güzel bir gol kaydetti ve beraberlik yaşandıktan sonra arka arkaya baskılarımızı kurduk. O baskıdan iki tane gol bulduk. Ben hakikaten genç kardeşimiz de 2002 doğumlu Yusuf Ensar kardeşimiz. Yani Süper Lig'de birçok futbolcunun yapamadığını yaptı. Topla birlikte ceza alanı içerisine girdi. 3-4 futbolcuyu boşa çıkardı. Ceza alanına girdi ve çok güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Gol vuruşunu şeye benzettim. Bu hafta Trabzon-Başakşehir maçını izledim mi bilmiyorum ama Visca'nın golüne çok benzettim. Evet. Çok muazzam vurdu yani Edim o açıdan. Visca. Evet. Golü doğru. Evet. Stil olarak da biraz benziyor. İnşallah onun gibi o da Süper Lig'de oynar ileride. Çok harika bir gol attı ve 90 dakika yani oyunda olduğu süre içerisinde Elazığspor'a çok faydalı bir futbol ortaya koydu ki geçen hafta deplasmanda da savunma arasına girerek bir gol kaydetmişti. Ve bu becerisini hocaya güvenmişti de. Hocası güvenerek ilk 11'de oynattı. Geçen hafta da ilk 11'de çıkmıştı. Oradaki golünü burada da devam ettirmesi Ensar adına da hakikaten sevindirici ve takımımız adına da sevindiriciydi. Üçüncü golümüzü ise bu sene çok şey beklediğimiz Cengizhan artık yavaş yavaş o orta sınıf futbolcu dediğimiz işte tecrübe, tam tecrübeli demeyelim de yani artık aşama kaydedi ve gelişen futbolunda her geçen gün geliştiren bir oyuncu ama zaman zaman kopuyor, oyundan kopmaması lazım. Üçüncü golümüz de yine hemen ikinci golün iki dakika sonrasında çok güzel bir gol kaydederek yani 3 golümüz de birbirinden güzel bir gol oldu ve 3-1'i yakaladıktan sonra bir ara biraz sıkıntıya girmeye başladık. Takımı belki de Kastamonu'nun puan sıralamasında alt sıralarda oluşu
daha belki futbolcu kardeşlerimizi etkilemiş olabilir. Evet. Ama sürekli kenardan uyarılar yapılarak, özellikle devre arasında yapılan uyarılar hakikaten çok yerinde olmuştu. 3-1'i yakaladıktan sonra artık bu maçı alırız diye içimizden geçirdik. Son bir gol yedik. Orada da tecrübeli oyuncumuz Kadir biraz ayağında topu tutunca işte o da bazen çok şey yapmak da olmuyor. Aslında ilk golde de Kadir'in kaptırmış olduğu pozisyonun devamında yedik golü. İşte o da arkadaşlarına moral verebilmek için, onlara daha rahat oyun oynatabilme adına belki de işte biraz daha fazla topu ayağında tutuyor. O öyle bir pozisyonda bir skor 3-2 oldu. Ondan sonraki hamleler, yapılan hamleler maçı skorunu değiştirmeden 90 dakikanın bitmesine neden oldu. Çok güzel bir galibiyet elde ettik. Oyunun 90 dakikasında ben genç kardeşlerimizi kutluyorum. İlk defa herhalde sadece tecrübeli dediğimiz sahada iki oyuncu vardı. Biri Kadir Bekmezci, diğeri Murat Ceylan. Diğerleri tamamen işte genç kardeşlerimizden oluşuyordu. Böyle bir maçta böyle bir galibiyet elde etmek çok anlamlı. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Evet. Tabii hocam Elazığspor adına kritik bir galibiyet oldu. Aynı zamanda da ilk yarının iç sahadaki ilk galibiyeti oldu hocam. Evet. Bu galibiyet. Tabii maç sonunda hocam aslında görülmeye değer görüntüler de vardı. Gerçi tabii görülmeye değer derken maalesef biz görüntü alamadığımız için yayıncı kuruluş olması münasebetiyle o görüntüleri keşke de ekrana yansıtabilseydik. Gerçekten sevgili seyirciler, maç sonunda bir çalan bir Elazığ halayı vardı. Sosyal medyadan takip ederler orada. Belki mutlaka yansımıştır sosyal medyaya ama evet. Gerçekten uzun yıllardır görmeyi arzu ettiğimiz, unuttuğumuz görüntüler vardı. Evet. Doğukent Stadyumunda. Hocam Levent Hoca da iyi hazırlamıştı gerçekten takımı ama ilk yarıya az önce de bahsettiğimiz gibi bazı olumsuzluklarla başladı Elazığspor. Erken bir şok gol, sonrasında bir sakatlık Levent Hoca'nın da biraz oyun planlarında değişikliğe gitmesine sebep oldu. Ama ikinci arada Elazığspor biraz ağırlığını koydu oyuna ve bulduğu gollerle maçı kopardı. Neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi hocamızın geldikten sonra bir doğrusunu söylemek üzere bir oyun şablonu diyelim. Bir oyun şablonu geliştirmeye başladı. Yani topun defanstan çıkarken ayağı sabırlı, topu dolaştırarak stoperler arasında öndeki üçüncü bölgeye orta saha oyuncularını ya da forvetleri oraya yığarak araya atılacak paslarla bir şablon yapmaya çalışıyordu. Zamanla tabii bunlar artık oturmaya başladı artık. Biraz şimdi çünkü bazı alışkanlıklar kolay terk edilmiyor ama kanatları çok kullanmaya başladı. Evet. Şurada maçın başında biz şurada bir hata yaptık. Rakibin baskı yapacağı çünkü diri ilk dakikalar maçın başı. Orada biraz o paslarda vurup çıkabilirdik o anlarda yani. Maçın o anları dunk dunk olmaz yani. Orada çünkü maçın başında baskı yiyorsunuz. Oyuna rakip sahaya taşımak adına bahsediyorum. Vurup çıktığınız zaman stoperleri de gelecek. Top o bir tarafa gelecek. Orada biraz böyle pasla telaş arasında bir kargaşadan golü yedik. Yani orada ben hatta dedim, yanımda İlhan Hoca vardı. Yiyebiliriz dedim. Bir tane kaptırdık olmadı. Bir tane kaptırdık oldu. Daha sonra genç arkadaşlar şimdi kabul etmek gerekiyor ki aşama kaydediyorlar mı? Ediyorlar kesinlikle ama tabii sıkıntılar var. Hocamızın pas oyunu, özellikle pas yani Savunmadan, defanstan devamlı ayağı. Ama burada bir sıkıntı, araya atılan toplardan sonra siz de belki dikkat ettiniz. Yaratıcılık oyuncumuz eksikliği var. Yani burada Ensar'la Cengiz'in zaten bir adım öne çıkması maçın bugün skorunu buraya getirdi. İkinci pastan sonra tekrar geri pas yapmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer oraya kadar yapılan pasın bir anlamı kalmıyordu. İlk yarıdan bahsediyorum. Bu özellikle oyunu sol tarafa yıktığımız zaman yani stoper toplam beraber çıkıyor. Onur ya da öbür taraftan Ömer ortaya kadar geliyor. Orada Cengiz içe doğru kat ediyor. Onun önüne atılan toptan sonra araya top atmaya çalışıyoruz. Orada işte topun terse dönme hızı çok önemli. Yani bir kanada geldikten sonra terse ne kadar çabuk. Kısacası şöyle uzatmadan şunu söylemek istiyorum.
tempo eksikliğimiz, yani bu pas temposundan ve pas kalitesinden bahsediyoruz. Hocam orada Murat Ceylan ve Kadir'e iş düşüyor, Kadir Taşoğlu'na. Onlar biraz şey kalınca aslında o trafiği onlar biraz daha arttırabilirler. İşte onların yönetmesi lazım. Yok yok yok. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Yusuf'un dediğini anlıyorum. Şöyle bir şey var. Biz takım olarak pasın şiddeti ve pasın çabukluğu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani tempomuz... Pas kalitesi de diyebiliriz değil mi hocam? Tempomuz düşük. Pas tempomuz düşük. Yani ağır oynuyoruz. Özeti bu. En güzel şeyi bu. Ağır bir tempodayız. Yani bir pas bir duruyor. Öbürünü bekliyor. O alıyor. O pasların arasında bir iki tane verkaç ya da çabuk tek top oynanmış olsa açacağız arayı. Tabii bu zamanla oluşacak bir şey. Tabii. Bazı şeyler. Bir de ikinci golde de aynı hatayı yaptık. Yine aynı şekilde yemeden önce de belliydi yani ikinci gol gelmeden geliyorum derdi. Oyun biraz... içerisinde bir oyun disiplini diyelim. Bakın bizim takımımız, doğruları da söylemem lazım. Şimdi övdüğümüz yönler de var ama bir disiplin demeyelim de oyun disiplini içerisinde bazı oyuncularımızda biraz sıkıntılar var. Yani biraz topan fazla oynama içgüdüsü ya da biraz daha bunlar belki şey yapıyor. Bazı oyuncuların işte dedik bakın hızlı oynamak acele oynamak değildir. Acele oynanacak yeri var. Çabuk oynanacak yeri vardır. Durulup düşünecek yeri vardır. İşte bunların eksikliği zamanla ortadan kalkacaktı. Ayrıca yediğimiz goldan itibaren bireysel performans çok tarzım değildir biliyorsunuz ama burada üstüne basarak söyleyeceğim. Kadir Bekmezli'nin gerçekten takdire şayan bir oyun anlayışı vardı. Hem ofansif hem defansif. Yeri geldiği zaman stoperlerin arasına gelip giriyor. Yeri geldiği zaman işte 3. bölgeye yardım etmeye çalışıyor maşallah. Yani bence o ara bir 2'yi de yiyebilirdik o bocalama dönemesinde. O ara Kadir gerçekten oyuma hükmetti. Özellikle Cengiz Han'ın ilk yarıdan sonra bir şeyler yapmaya çabalıyor. Vurulmayacak yerde vurdu, vuracağı yerde vurmadı. Fakat oyuna yavaş yavaş ikinci yarı daha çok hocamız içeride işte sabır yine devam etmeye başladı. Şimdi bu tür oyunlarda bunun daha üst seviyesini mesela Barcelona'da izlerdik hatırlarsanız. Çok fazla pas ama çabuk paslar tabii. Tiki-taka, yani o Barcelona'nın oyun şekli de genelde yani daha sonra araya bırakılacak küçük toplarla araya bir adam kaçırarak kanat oyuncuları. Şimdi bu konuda gerçekten elimizde enteresandır. Ben ilk defa seyrettim. Ensar Yusuf gerçekten çok beğendim. Yani biraz bana İlhan Hoca'dan konuştuk. Rodriguez-vari bir yapısı var. Yani çok aman aman bir gördüğünüz zaman da çok fiziksel olarak çok zayıf görüyorsunuz ama güçlü. Evet. Güçlü ve kuvvetli, dayanıklılığı ve devamlılığı da var. Yani 90 dakika kesinlikle şeyde diri kaldı. Attığı golde zaten aldı, döndü, vurduğu yere herkes vuramaz o topu oraya. Evet. Çatala vurdu yani döner dönmez aniden döndü cezasının içinde. O ikisinin o bu yaratıcı konusunda birinin kanatlardaki bu ikisinin ikinci oyuncunun bize çok faydası olacak. Tabii burada maçın başında ısınmalarda 12 kişi ısındı takım. Muhammed İliz'in bir sakatlığı vardı. Bir denedi hoca herhalde. Muhammed'in olmaması bizim hücum gücümüzü çok ciddi manada düşürdü. İşte demin bahsettiğimiz o topun terse dönmesi, araya atılacak paslar konusunda Muhammed'in biraz olmaması. Burada ben Onur'a bir parantez açacağım. Defansif olarak zaten çok beğeniyorum. Bu sene en çok aşama kaydeden oyuncu benim gözümde takımda. Ama çıktıktan sonra attığı ki bir offside diye kesildi. Bence offside yoktu. Penaltı olurdu. Kırmızı kart olurdu kaleciye. Fırat'ın sakatlandığı pozisyon. Evet, Fırat Sefa'nın. Onur'un araya bıraktığı toplar var. Ömer de artık o özelliği kaybetmiş. Yani hocamız siz de maçtasınız izliyorsunuz. Taşı diyor. Evet. İşte çabuk öne doğru çık toplan. Çünkü dribling yaptığınız zaman oyun açılıyor bir şekilde. Kardeşlerimizde ciddi manada bir gelişim var. Bireysel olarak belki fiziksel olarak bazılarında bir durgunluk göze batıyor ama geçicidir. Ben onların üzerine koyacağını bir tahmin ediyorum. Çünkü gençler sezon başı yapılan ağır antrenmanlar var. Yaptıkları hatalar var. O hataları hocamız tekrar görüyor, düzeliyor. Yani yakaladığımız mecburiyetten bir jenerasyon yakaladık. Evet. Yani sevdiğimizden ya da istediğimizden değil. Bu jenerasyon yıllar önce işte bizden değerli abilerimiz Elazığ'da futbol oynamış işte Naim hocalar, Münir abiler, işte sayacağımız Ahmet Kakuçlar, daha çok ismini şu anda özür diliyorum sayamadığımız bir sürü oyuncumuzdan sonra tekrar Elazığ çocukları bir şekilde geriden geliyorlar.
Tabii eksiklikleri var mı? Ciddi manada var. Bizim insanımızın, Türk insanının yapısı olduğu gibi Elazığ çocuğunda da vardı. Biraz duygusal olarak bakıyoruz olaylara. Olaylardan etkileniyorlar ya da performanslardan etkilendikleri belli oluyor. Yani iki tane kötü hareketten sonra toparlayamıyorlar. Futbolun hocam, içerisinde... özür diliyorum. Estağfurullah. Tam şey, bir ara Cengiz Han böyle sanki oyundan düşer gibi oldu. Kadir o ara bir sakatlık vardı. Evet. Oyun durmuştu. Geldi Cengiz Han'ı aldı. Orta sahaya kadar konuşa konuşa tekrar moralini yükseltti. Yani bu da çok önemli. Bazen sen dediğin gibi futbolcu kardeşlerimiz düşüyor ama o arada hemen tecrübeli kesinlikle oyuncular devreye giriyor. Kesinlikle. Burada bir arada top oynamaları, yıllardır evet, çoğu bir arada top oynamaları bir bakıma bir süre sonra daha çok büyük avantaja dönüşecek. Dönüşecek tabii. Daha çok dönüşecek. Yine söylüyorum, haddimiz değil, izleyenler kusura bakmasın, benim acizane düşüneceğim. O pas kalitemizin ve tempomuzun, çabuk oyunun, araya atılacak toplardaki tek pasların kalitesinin ve çoğalabilme, birlikte hareket edebilme, patlayıcı gücü gösterebilme, onlar biraz daha oturduğu zaman çok daha farklı bir tablo olacak. Yani bugün bir maçı bir gözümüzün önüne getirelim. Rakip kapandığı anda açacak tempoyu bulamıyoruz. Yani evet, zaten golü şeyden bulduk, yan toptan bulduk. Kadir çok iyi yeri kesti. Ömer Faruk bir hafta önce, iki hafta önce burada içeride kaçırmıştı. Burada evet, biraz şey gitti, böyle çekinerek gitti. Bu hafta onun da şeyiyle biraz daha Turgutlu maçında yapmıştı Atay'ı. Genel olarak baktığımız zaman 3-1'den sonra takım çok rakip, oyundan çok düştü. O ara işte ben bunu anlatmak istiyorum. Oyun disiplini derken bundan bahsediyorum. O ara o 2-1'i yakalarken, 1-0'dan sonra 1-1'i yakalarken ki o tempomuzu, ya o iştahımızı devam ettirsek 4'e gider. 5'e evet, gider. Çünkü rakip tamamıyla sorunlu bir takım, düştü. Oyundan çok düştüler. Onlara geriye çek, üzerine yani gitmedik üzerlerine. Yani bu 3-2 iken de yakaladığımız pozisyon var. Kadir Taşoğlu aldı gitti süre geçirmek için. Orada yanındaki adamın önüne, İzzet'in önüne yuvarlasa belki İzzet gidecek 4'ü atacak. Tabii bunlar küçük nüanslar ama ben şeye çok üzüldüm. Yani maçın sonuna doğru çok yan top hatası yaptık. İzzet'in eline değdi. Burada yine sağ taraftan bir tane hata yaptık ortada. Şimdi bu durumlarda rakipler eğer ileriye zaten çoğalmakta sıkıntı yaşıyorlar. Tek gücü ne olacak? Duran topla gelecek. Kaldırdığı anda cezasının içerisinde. Penaltı olma ihtimali var. Kafa vurulma ihtimali var. Çarpıp girme ihtimali var. Yani yan toplar biliyorsun son dakikalar sıkıntı yaratıyor. Ama bu maç sıkıntıya gelmemeliydi. Yani bizim bu maçı daha üst seviyede, daha taf bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Ben gitmedim ama mesela Etimesgut maçın ilk yarısından bahsediyorum. Müthiş. Etimesgut ligin bak çok önemli bir takımlardandır. Geçen haftaki o galibiyeti bir kere belirtmemiz lazım. Yani çok tabii, önemli bir galibiyet o. Orada oynadığımız ilk yarıdaki o tempo oradaki. Burada biraz daha bence şey kaldık. Genç arkadaşlarımız biraz da sorumluluk alma bilincinde değiller. Biraz da çekingenlik var. Zorla riski almak Kadir'e kalıyor ya da şeye kalıyor. Murat Ceylan'a kalıyor. Onların da artık biraz daha üzerine koymaları gerekiyor. Evet. Ama sorun şu var yani. Alışkanlıklardan kurtulmak o kadar kolay değil. Maçın sonucundaki 3-2'lik galibiyet bizim için çok önemliydi. Tabii. Birlik beraberliğimizin devam etmesi açısından. Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın da maça gelmesi. Orada futbolcu kardeşlerimizin, hocamızın, maça gelen, girebilen az insanın o sevinci, o halaylar, müzik. Daha sonra Sayın Belediye Başkanımızın prim açıklaması, Sayın Başkanımızın, Sayın Valimizin orada bulunması. Bu kardeşlerimizin sahipsiz olmadığını, evet, orada bir camianın büyük bir, Elazpor'un büyük bir cami olduğunu, bir şehir takımı olduğunu herkes farkına varmaya başladı. Çok sevindirici bir skor oldu. İnşallah bu kulübün de girişimleri var. -3 puandan kurtulma durumları bir federasyondan, çünkü burada çok büyük bir haksızlık var. Tabii. Yani siz Bursaspor'a herhalde uygulamadılar -3 puan. Sezon hafta içerisinde kulüp başkanımızın açıkladığı, Malatyaspor'un birçok takımın düşmenin kaldırıldığı bir sezonun arkasından bir pandemi yaşamış, daha önce bir deprem yaşamış bir takıma, yani tabiri caizse vurun abalya hesabı oluyor. İnşallah bu yanlıştan hocam, bir an evvel hepsini geçtim. Ben bu haftaki köşe yazımda da yazdım. Hepsini geçiyorum. Hadi depremi de şuydu buydu geçiyorum. Şimdi 3-5 sezon önce
Yöneticiler futbolcuya borcunu ödememiş. Evet. O zamanki kadroya borçlarını ödememişler. Evet. Ondan dolayı kulübün borcu var futbolcuya. Bundan dolayı kulüp lisansı alamıyor. Ve evet, hop sizin 3 puanınızı sildim. Ya bu çocukların emekleri ne olacak? Böyle bir adalet olabilir mi? 3 puanla ilgili ilerleyen dakika bölümlerde şunu söyleyeyim. Yani federasyonun tutumu kaldı. Burada evet, hakikaten bu onu çok büyük bir haksızlık sonra var. Şimdi bu çocukların kazandığı puanı ya sen birini cezalandıracaksan dön yöneticileri cezalandır. Evet. O gün o futbolcuya borcunu kim taahhüt etmiş ödememişse onları cezalandır. Evet. Sen bu çocukların onu emeğini niye alıyorsun? Konuşacağız bitireceğim. Evet. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Kısaca bu tür bizim gibi genç takviyeli profesyonelliğe adım atmış istikbal verilen arkadaşlarımızın maç kazandıkça kendilerine güveni gelir. Tabii. Takım olabilmek için maç kazanmak çok önemli. Şimdi bizim takım olabilme yolunda hızla ilerliyor. Evet. Yani bunda hocamızın da çok büyük etkisi var. Futbolcu kardeşlerimizin de, kulüp başkanımızın da maç kazanma konusunda ve takım olabilme konusunda çok önemli adımlar attılar. Yani ne yaptığını bilen, tabii eksikler var. Ne yaptığını bilen, futbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen kardeşlerimiz aşağıdan geliyorlar. Yani ben bu şekilde devam ettiği zaman 2-3 yıl sonra bu oyuncu kardeşlerimizin Türkiye'de önemli isimler olacağına adım kadar eminim. Yeter ki burada programda hep bahsettik. Kendi kişisel gelişimlerini, bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Acizane düşüneceğim. Sadece fiziksel değişimlerini değil, sadece fiziksel gelişimlerinden bahsetmiyorum. Genel olarak hayata bakış açısındaki fiziksel ve mental gelişimlerini bence biraz yukarıya çekerlerse kendilerini bu konuda. Çünkü zaten siz araştırıp okuyup yaptığınız mesleğin nasıl olduğunu, antrenman birimini, uykuyu, beslenmenin ne olduğunu bildiğiniz zaman bedeninizi de geliştireceksiniz. İnşallah bunda da bu kardeşlerimiz önemli adımlar atarlar. Hepsi Türk futboluna layık olduğu yere gelirler. Hocam, teşekkür ederim. Mesaj var. Ufak ekleyeceğim bir şey varsa. Şunu ekleyeceğim. Hocam maç sonu sevgili Coşkun'la Levent Hoca'nın röportajını diyorum. Levent Hoca ile basın toplantısı yapıyorlardı. Ceyhun da oradaydı beraber. İşte bu futbolcuların gelişimiyle ilgili özellikle Selim Enes'i sormuştunuz. Evet. Dedi ki Selim Enes dedi. Selim Enes çünkü Yusuf abi dikkat edersen evet, yani bayağı oldu altyapıdan çıktı. Ümit Milli Takım'a kadar gitti. İspanya'ya gitti. Turnuvalara katıldı. Beklentiler çok yüksekti ama yani geçen yıldan bu yana bakıyoruz Selim Enes bir türlü istediği süreyi bulamadığı için ben öyle bir soru yönelttim. İşte çok güzel bir şeye geldi. Dedi ki bizde zaten hep öyle oluyor ya hani birilerini alıyorsun bir iki maç oynuyor ondan sonra şöyle birden bakıyorsun kaybediyor. Burada Levent Hoca'nın ben bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle, bu arkadaşlarımızla ilgili. Dedi ki Selim Enes kendini erken dedi üst takıma atmış. Orada ama oradan sonra bir direkt ilgilenen demek ki işte bazı şeyleri ona anlatacak. Senin dediğin gibi sadece şey olarak değil, fizik mental mi? Olarak evet, bazı şeyleri kafa öğretmen, olarak bir öğretici olacak aynı zamanda. Öğretici olarak. Kaç yani tane hoca geçti bundan üzerine, sonraki davranışlarıyla ilgili kimse buna fazla bir şey söyleyemediği için herhalde o bir yerde gelmiş kalmış ve orada da devam ediyor o zaten çizgide. Zaten çocuklardaki bence ama diyor sıkıntılardan ki, biri bu. Gelişimini evet, tamamlayamamış. Yani biz geçmişte de attık. Orada ne oldu? Geriye gitti. Bakın işte Kadir Taşoğlu'yla Erencin Kılıç gitti şeyde belediyede falan biraz top oynadı. Orada bazı şeylerini geliştirdi. Ama ondan sonra mesela bugün bakıyorum Eren de aynı şekilde. Bal yapmayan arı gibi. İşte duygusal yapılar. Ama bal Levent Hoca kestirip atmadı. Hemen kazanacağım dedi Selim Enes'e. Yetenekleri evet, müthiş bir adam. Ben geçen sene yani Selim Enes'e inanıyor. Şimdi sevgili Boydak güzel bir yere geldim. Mesela bu ülkemizin sorunu. Bizim sadece bizim takım sorunu. Katılıyorum. Her hafta aynı örneği veriyoruz. Özür dilerim ama yeri geldi diye veriyorum. Yani bu ülkede şu anda Avrupa'nın en önemli stoperlerinden olan Merih Demiral Fenerbahçe'de 17 yaşındayken yetersiz diye gönderiliyor. Evet. Yani düşün bizim futbola bu da Fenerbahçe yani Türkiye'nin evet, Süper Lig'in bir takımı. Oradaki işte altyapıda çalışan hocaların verdiği raporla çocuğu gönderiyorlar. Ama orada çocuğun bak çok önemli bir gelişim var. İngilizce öğreniyor, fitness alıyor, müthiş bir işte beden olarak gelişmeye başlıyor. Evet. İki beden üste çıkıyor. Arkasından işte bir Ümraniye hemen
menajerlerin vasıtasıyla bir yurt dışı yapıyor. Gidiyor bir 3. lig takımına. Oradan geliyor bir Portekiz'in önemli bir takımını. Genç takımda oynuyor tekrar 19 takımında. Oradan geliyor Türkiye'ye. Türkiye'den gittikten sonra seçimi yapmak konusunda önünde kendi takımı var. Gittiği Sassuolo var. Bir de Sampdoria olması lazım ya da Lazio, ikisinden birinden de teklif geliyor. O tercihini şeyden yana kullanıyor. Bakın bu çok önemli. Sassuolo'da. Diyor ki orada oynama ihtimalim daha çok. Vuruyor gidiyor, ondan sonra bugün hocam, gelmeden izledik. Avrupa'nın bence önemli stoperlerinden biri haline geliyor. Vedat Muriç örneğini de verebiliriz. Gençler Birliği gönderiyor. Eskişehir yetersiz görüp kadrodan yani, almıyor. Sonradan yani burada, Giresunspor, bakıyorsunuz Rize, Fenerbahçe. Burada yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bir laf vardır ya, kimse kimseye ağlamaz. Herkes kendi derdine yapacak. İşte, hocam, yani buradaki o işte burada sorunu çözecek adam Selim Enes'tir. Ne sen ne bizik ne evet. de hocamdır. Evet. Burada sorunu çözecek olan sorun yok aslında da. Burada gelişimini bir tık yukarıya atacak. Kadir Taşoğlu için de geçerli bu. İzzet için de geçerli. Ömer için de geçerli. Artık burada top kendilerinde. Tabii. Bir fırsat var ellerinde. Bir tahtadan ötürü bir şehir takımında futbol oynuyorlar. Ellerine bir fırsat geçmiş durumda. Çok iyi bir hoca yakalamışlar. Bunu yukarıya atmak kendi ellerinde. Evet. Bunu yapmak kendi ellerinde. Çalışarak, disiplinli olarak, uykularına dikkat ederek, özel yaşantısına dikkat ederek, yemesine, her şeyin ötesinde lütfen yanlış anlamasınlar, kendi eğitim anlayışlarını ya da kitap okuma alışkanlığı, sosyal çevre, bir sosyal varlık olarak kendini geliştirme, bütün bunlar onların elinde. Yani ne annesi, ne babası, yani bizim burada söylememiz, biz sadece burada tecrübelerimize dayanarak acizane fikrimizi söyleriz. Kendilerinin yapacağı iştir. Yani bunlar tamamlandığı zaman bu çocuklar, bu jenerasyon bence daha çok önemli başarılar elde eder. Hocam müsaade ederseniz İnşallah. Birkaç mesajımız var, onları okuyalım hemen. Yusuf Pilten yazmış, iyi akşamlar demiş. Elazığ Spor'un bu seneki hedefi ne olmalı demiş. Bizler de iyi akşamlar dileyelim. Tabii hocam maç sonrasında Levent Hoca o evet. kısma da değindi. Şöyle bir tespiti vardı Levent Hoca'nın. Yani dedi sanki sakın bizi böyle şampiyonluk hedefine girdiğimizi düşünmeyin dedi ama ortada şöyle bir realite var dedi. Maç başına dedi biz 2 puan ortalaması oynuyoruz şu ana kadar dedi. 2 puan ortalamasıyla da bir takım dedi şampiyon olur dedi. Yani ama dedi bizim şu an için öyle bir hedefimiz yok. Kesinlikle böyle bir yanlış algı oluşmasın dedi. Ama beklenti dedi bizim yükselmesin. Beklenti yükselmesin ama dedi bizim şu anki tempomuz, şu anki istatistiğimiz maç başına 2 puan. Ha ileride bu süreç bizi nereye götürür bilemeyiz dedi ama bizim kesinlikle şu an özellikle öyle diyor ki bir şampiyonluk diyor, gibi bir durumumuz ben yok. Ben diyor bu takımı geliştirmeye çalışıyorum ve bu takımı ileriye 2 yıllara hazırlamaya çalışıyorum. Burada biz kaybedebiliriz de diyor, kazanabiliriz de diyor, hiç onlara bakmayacağız. Ben takım olarak gelişip ilerideki yıllar için çok büyük adımlar atmak istiyorum. Çok güzel bir ortamdayım, çok güzel bir diyor ortam yakalamışım, futbolcu topluluğu yakalamışım. Bunları eğitmekten diyor, 16-17 yaşında diyor benim öğrencilerim var, zevk alıyorum. Bu benim hoşuma gidiyor diyor. Beni tatmin ediyor diyor. Ama şurada bir öz eleştiri yapalım kendimize. Yani biz diyelim ki bundan 2 ay önce gerekli kaynaklar yaratıldı. Biz transfer tahtasını açmış olsaydık. Şimdi bunu konuşalım. Kaç tane oyuncumuz şu anda oynayacaktı? Şimdi başkanımız burada olsa derdi ki çoğunu oynatırdım ama bakın burada bir sorun var. Sorun şu. Hocamız da bunun farkında. Yetiştirici ve yarışmacı. Evet. Birbirinden ayrılması gereken bir şey ama yarışma olmadan yetiştirici olmak da çok zor. Hı hı. Siz yarın maç kaybettiğiniz zaman küme düşme endişesi, geçen yıl yaşadık, çocukların üzerine yüklenen baskı 2 katına çıkıyor. Evet. Şehirde ben kaç kişiden duymuşumdur işte, sosyal medyadan takip ediyoruz. Oyunculara yazılan yazılar işte, kafelerde ya gençtir gidip kafede de oturacak, arkadaşıyla gezecek de, yani bunları lütfen ya, insanlar artık birbirinden ayırsınlar yani 2020 yılındayız. Ama sıkıntı şu, bu çocuklar bir laf var diyor, ne verdin ki ne alasın. Biz bu çocuklar buraya gelene kadar ne verdik? Biz bunu ben bu programda yine söylemiştim hatırlarsanız 2 yıl önce. Ben dedim ki paslarınız için, yaptığınız hatalar için ben bir Elazığ olarak sizden ben özür diliyorum. Çünkü siz buraya gelene kadar size çok fazla bir şey sunulmadı. Evet. Altyapıdaki hocalarımız, altyapı hocalarımız akşama kadar Beçereler deplasmana gidecekken otobüs derdine düşüyorlar. Mazot ben biliyorum abi. Hep sıkıntının içerisinde gelmiş. Yani bir sağlıklı bir o genç çocukları şimdi dün ben
her spor testlerini gezerim. Sentetik sahaya gittim. Sevgili Gençlik Merkezi'nin orada. Kenan hocamız oradaydı. Antrenmanını yapıyordu gençlerle. Orada da biraz konuştum. 19 takımları antrenman yapıyordu. Ya yemin ediyorum ben dedim bu 15 takım mı falan. Dedi yok dedi bunlar 19 yaşında. Baktım yani hepsi böyle işte fizikmen inanılmaz derecede. Çünkü beslenme yok. Gelirler mi? Tabii beslenme yok. Şimdi gidin bakın şimdi televizyonda açın izleyin. Rezervlilerini İngiltere'ni izleyin. 17 yaşındaki takımları yemin ediyorum bizim Süper Lig'den daha fizikliler. İşte daha çalışmışlar, daha beslenmişler, daha gelişmişler. Maalesef yani biz bu çocuklar imkanlar... buraya gelirken Yusuf'cum bu çocuklar buraya geldiler de nasıl geldiler? Katılıyorum. Hocam yıllardır hep söylüyoruz ya Elazığ bir futbol şehridir. Elazığ biraz ciddi baktığınızda Türkiye şampiyonlukları yaşıyor. Yaşamadık mı hocam? Evet. İlkokullarda yaşadık, U16'larda yaşadık. Evet. Yani biraz ciddiye baktığında, biraz ilgilendiğinde bir spor kültürü yani şimdi mecburiyetten böyle geldik. Bak ne güzel bir şey yakaladık. Ama biraz daha işte sizin dediğiniz gibi altyapıya biraz daha değer vermiş olsak inanın bu şehirden çok şeyler ben çıkacak. Ben bazen bakıyorum. Bunları da söylememiz lazım. Bana kızmayın lütfen. Mesela bakıyorum mesela oyun içerisinde pas kullanıyor yanına doğru. Yani birçok şey eksik almışlar. Görülüyor yani. Bunu siz de görüyorsunuz. Onlar da bu farkındalar. Bu göç gide gide düzelir hesabı. Asıl başarı zaten burada. Şimdi bakıyorsun. Acaba Yusuf Ensar o yeteneğiyle iyi beslenerek bu yaşa gelseydi, daha iyi çalışıp tırışırsaydı. Hocam, acaba Kenan Hoca anlattı. Olurdu? Kenan Hoca, düşündünüz mü? Kenan Hoca anlattı. Mesela Yusuf Ensar'ı Levent Hoca gitmiş, altyapının antrenmanını izlemiş. İdmandan almış. Yani. İdmandan almış. Bakmış ki çocuk yetenekli, demiş ki bana bunu vereceksiniz ve alıp getirmiş Bolu biz kampına götürdü. İdmandan önce yanında Kenan Hoca vardı, Alaaddin Hoca vardı, bir de İlhan Hoca vardı. Biz Kenan Hoca'nın söylediği lafı direkt size söylüyorum. Dedi ki hocam aldığı zaman dedi, yani maç başlamamıştı. Evet. Aldığı zaman dedi çizgiye falan gitmiyor dedi, direkt dönüyor kaleye. Gerçekten attığı golde de öyleydi. İlk yarı yaptığı harekette de gördük, dikkat edince esasına. Yukarıdan bir top attılar ayakla bir geçti adamı. Evet. Vurdu kaleci direğin dibinden çıkardı. Evet. Golde de yine aynı şekilde. Şimdi şunu düşünüyorsun. Bu arkadaşlarımız bak Onur da buna dahil, Ömer de hepsi de İzzet de Kadir tabii. Bu yokluğun içerisinde bu kenara atım demeyelim de yani çok fazla ilgi gösterilmemiş bir sistem diyor. Şimdi o altyapı testleri bakın 2020 yılındayız. O altyapı testleri bırak altyapıya sürüyorum. Takımın testleri de gerçi öyle. Şimdi pırıl pırıl bir yer olsa, daha yeni bir tesis, yeni sahalar, yatma yerleri, yemekler, alttan yeni gelen çocukların gelişimini sağlayacak planlı programlı hocalar, çalışmalar, neler yetişir bu memlekette? Bir sürü yetenek var. Hocam, evet. Mesajımızı konu çok da. Sevgili Kadir Taşoğlu'nun babası yazmış, sevgili Mehmet Taşoğlu ağabeyimiz, hayırlı akşamlar sizlere ve Yusuf hocama ve Ziya hocama iyi yayınlar diliyorum. Ya. Severek seyrediyoruz demiş. Bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Evet bugün sevgili maçtaydı. Yani o da ayrı bir duygu. Bir babanın orada evladına oturup izlemesi. Bilmiyorum hocam bizler yaşamadık ama. Ya, farklı bir duygudur. Farklı bir duygudur. Güzel evet. Evet. Ceyhun kardeşim ve katılımcılara selamlar. Güzel bir program oluyor demiş. Tebrikler. Aygün Akgül. Bizler de teşekkürlerimizi iletelim Aygün Bey'e. El ele omuz omuza birlik beraberlik içerisinde nice zaferlere tebrikler. Göğünümün göğerçini gak koşlar. Elazporum demiş. Geliyoruz aslan gibi. Serhat Yıldırım ağabeyimiz yazmış bu mesajı da İstanbul'dan. Selamlarımızı gönderelim. Biz de selam söylüyorum. Evet. Mehmet ismini yazmamış ama yani farklı bir konuyla alakalı bir mesaj göndermişsiniz. Çok da haklısınız ama bunu depremle alakalı bir program olursa eğer o programda Cengizciğim seni depremde gördüler herhalde bunu reklamda görünce deprem programı diye mi gönderiyorlar size? İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Taraftarlar her zamanki yanlışa düşmesin. 1-2 maç kazanınca zirveye oynarız. Bir maç kaybedince de bu takım küme düşer demesin. Şu an gayet iyiyiz ama lig uzun, kadromuz dar, maddi gücümüz kısıtlı. Gerçekçi hedef ligde kalmak olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda takımımızı koşulsuz desteklemeliyiz demiş. İlk başladığımız programlarda söyledik. Mustafa Gerbek yazmış. Lig'de kalalım. Doğru ama bir o tespitler çok doğru. Mustafa evet. Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta mı? Önceki hafta Turgutlu maçında da yine
bu sıkıntı yaşanmıştı. Yani Elazığ Spor'da bu gençlerin ortaya çıkmasında emeği geçen isimler tabii ki antrenörleri, ama onlar da gelip maçı yani çok sıkıntılı bir ortamda izlemişlerdi. Bugün de yine çok, yani ben çok yadırgadım, çok ayıpladım gerçekten. Yani artık bu sorumluluk kimdeyse, Gençlik Spor'daysa Gençlik Spor, Elazığ Spor Kulübü'ndeyse Elazığ Spor Kulübü. Bugün sevgili İlhan Hocamız ve Alaaddin Hocamız maçı Kastamonu Spor kontenjanından izlediler. Yani Kastamonu Spor'a ayrılan bir kontenjan ben, var ya. Sevgili Cihan, ben de öyle izledim. Yani siz de mi izlediniz? Evet, yani hocam gerçekten burada tamam pandemi süreci olabilir. Eyvallah. Yani burada şeyi anlamadım ben eyvallah şimdi. Ama yani Gençlik Spor bir sıkıntı var. Bu kontenjan neye göre belirleniyor? Kim tarafından belirleniyor? Şimdi bir şey soracağım. Gerçekten ben çok ayıpladım yani bu durumu. Ben müdürümüze soracaktım da orada soramadım. Yani bizden alındı demiş de. Şimdi burada Gençlik Spor'un ayrı bir listesi, Elazığ Spor'un ayrı bir listesi eskiden hep olurdu. Yani oranın da bir listesi vardı. Eğer Gençlik Spor komple bizden gitsin mantığını söylemesinin bir anlamı bence yok. Çünkü dediğiniz gibi çoğu localar açıldı. Takımlar evet. Artık 300-400 dün. %10 kapasiteler başlatıldı. Dün Galatasaray hangi maçtı bilmiyorum. 400-450'ye yakın bir tarafta. Özür dilerim. Göztepe. Evet. Göztepe maçta 450'ye yakın Göztepe taraftarı maçı izledi. Hı. Yani şimdi burada bugün ben baktım oraya işte çok kalabalık dedi oğlum bana eser. Sonra baktım yani yine ikişer herkes yan yana oturmamıştı. Şeye uyulmuştu. Hı hı. Sosyal mesafe, sosyal mesafe kuralına uyulmuştu. Tabii sonra protokol biraz karıştı yine de. Ama baktığım zaman gerçekten bu konuda artık federasyonun da bence adım atması gerekiyor. En azından tribünlerde bu taraftarlar ya şey mi yani yani düşünün suçlular mı yani bir Kastamonu Spor Kulübü'ne 20 kişilik bir yönetici kontenjanı bırakılıyor ve o kontenjandan deplasmanda işte üstelik Elazığ'da 20 kişi. Evet. Elazığ'da 20 kişi, onların da 20 kişi. Yani tam sayı bilmiyorum daha doğrusu işte Kastamonu'nun sayısını, ama Elazığ sporlu hocalarımız Kastamonu Spor Kulübü'nden rica ediyorlar. Ve onların listelerine isimlerini yazdırarak içeriye giriyorlar. Yani bence bu çok abes bir iştigal bir durum. Bu sıkıntının bir an evvel ortadan kaldırılması lazım. Yani pandemi sürecinin mutlaka etkisi vardır. Saygı duyuyoruz ama buna bir çözüm bulunması lazım. Evet, ben böyle düşünüyorum. Katılıyorum. Çok çok gelmek isteyen aslında vardı da. Ama bir işte de bu tür kişiler mesela şey oradaydı. Altyapıdan kadroya girmeyen diğer futbolcular bizim yanımızdaydı. Evet. Onlar izliyorlar. Onlar da oraya geliyorlar. Oraya giriyorlar. Evet. Başka. Yani başka gidecek yerler de yok. Ama izliyorlar. Yani yayıncı kuruluş demeyelim de işte. O alan şirket neyse. Maçı yayınlamıyor. Evet. Görüntü yok. Seyirci yok. Görüntü varsa anlatım yok. O görüntü da varsa anlatım yok. Radyonun da öyle de anlatım yok. Bazı maçların anlatımını da yapmıyorlar. Yani. Var vardı. İşte bu bugün maçı çektiler ama anlatım yoktu. Yok. Anlatım evet. Yok. Peki şey soracağım. Mesela eskiden Yusuf Boydak da çok anlatmıştır kardeşimiz. Radyo anlatımı yok mu şimdi? Radyo yok. Yok. Yasak. Yani izin alınması lazım. Tabii. Tam prosedürü... Yayın hakkı almak lazım. Evet. Radyo yayın için. Yasak. Evet. Evet. Yani şu anda yayın... isteyen bir radyo yayınlayamaz. Ancak onun yayın hakkını alacak. Yüklerini yerine getirdikten önce sonra. Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın oyunu vardı yasaklar. Herhalde o. Onlardan yasak. Evet. Değerli seyirciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlarımızın ardından tekrar ikinci bölümde karşınızda olacağız. Evet değerli seyirciler, programımızın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Tabii ilk bölümde Elazığ Spor'un Kastamonu Spor karşısında aldığı galibiyeti konuştuk. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu kulüp lisansı alan takımları açıkladı ve aralarında Elazığ Spor'un da bulunduğu bazı kulüpler kulüp lisansı alamadıkları için bu kulüplere 3 puan tenzili cezası uygulanacak ve lisans alamayan takımların 3'er puanı silinecek. Tabi bu açıklamanın hemen ardından Elazığ Spor'un öncülük ettiği bazı kulüplerde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak bu yıl için ve hatta önümüzdeki yıl içinde bu kulüp lisans cezalarının kaldırılması talebinde bulundular. Aldığımız bilgilere göre bu konuda olumlu bir süreç yaşanıyor değerli seyirciler. Kulüplerin, Türkiye Futbol Federasyonu bu kulüplerin
belirli bir bedeli ödemek suretiyle 3 puanlarının silinmesinin iptal edileceği yönünde bazı bilgiler var. Tabii bu bilgiler ne kadar sağlıklı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama gerçekten bu kulüplerin haklı bir feryadı bu. Zaten pandemi nedeniyle Türk futbolunun gelmiş olduğu ya da dünya futbolunun gelmiş olduğu nokta ortada. Ayrıca zaten Elazığ Spor deprem mağduru bir kulüp ve transfer yasağı alan bir kulüp. Tüm bu olumsuzlukların üzerine bir de 3 puanın silinmesi gerçekten Elazığ Spor adına yani gerçekten zor bir süreç olacak ama az önce de ilk bölümde Yusuf Boydak da bahsetti kısmen. Futbolcularımızın sahada aldıkları 3 puanı maalesef kağıt üzerinde masa başında kaybedeceğiz aksi durumda. Ama aldığımız bilgilere göre gerçekten umutlandık ve bu 3 puanın silinmemesi yönünde bazı adımlar atılacağı öngörülüyor. Hocam sizinle başlayalım. Gerçi biz o yasağın, cezanın geldiği haftadaki programımızda da değerlendirmiştik ama gerçekten bu konuda Futbol Federasyonu'nun inisiyatifinde olan bir süreç. Yani eğer Futbol Federasyonu isterse bu cezaları uygulamayabilir. Nasıl ki geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle küme düşmeyi kaldırdıysa Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda da eğer isterse bu cezayı uygulamayabilir kulüplere. Zaten belli başlı kulüpler, işte Elazığ Spor, işte Şanlıurfa Spor, Karabük, Eskişehir Spor da vardı yanılmıyorsam. Zaten 4 tane transferini açamayan kulüp. Bursa'nın da tahtası kapalı herhalde. Onlar herhalde açtılar ama lisans aldılar galiba yanılmıyorsam. Ya almışlar. Bursa Spor aldı yanılmıyorsam. Bu yani tahtayla alakalı için, değilmiş hocam. Yani eski kısmen, futbolculara olan borçtan dolayı. Kısmen alakalı yani. Bazı hemen aynı şeye denk geliyor yani. Bu süreç için neler söyleyeceksiniz hocam? Elazığ Spor'un bir öncülük ettiğini de söyleyelim bu arada Sayın Selçuk Öztürk'ün girişimleriyle. Şimdi Futbol Federasyonu'nun ortaya koyduğu işte genellikle FIFA'ya dayanan bu tür cezalar gerçekten bence gördüğümüz, yetiştiğimiz tarihlerden beri en kötü futbol federasyonlarından birisi. Evet. Yani ortaya koydukları performans. Geçen sene küme düşmeyi kaldırdılar. Arkasından küme düşmek kalktı ama şampiyon tescil edildi. O enteresandı. O zaman lig niçin oynandı? Yukarısı yarışmacı, aşağıdakini gizlediler bir süre. Yani neresinden baksan elde kalan bir sürü durumlar. Düşmeyen takımların bir yıl sonra düşselerdi büyük bir borç batağına düşeceklerdi. Onlara pandemiyi bahane ederek düşürmedinizse şu anda da pandemiden çıkmış o zaman bunu da kaldıracaksınız yani. Tabii güçlü olanın haklı olduğu bir sistem içerisinde cereyanlıyor Futbol Federasyonu'ndaki bu tür cezalar, bu tür durumlar. Baktığımız zaman Avrupa Kupalarında artık bugün gerçi kendisine başarılar diliyoruz. Türk futbolu çok önemli bir yerde değil. Ben öyle görüyorum. Tamam Avrupa Şampiyonası'na katıldık. İşte lejyonerlerin ekstra performansları. Evet. Ülke futbolunun ben çok kaliteli, ligin çok kaliteli olduğuna inanmıyorum. Geçen hafta Sırbistan'la oynuyorduk herhalde bu son hazırlık maçımız. Hazırlık değil de Ruslar Kupası mı oluyor? Evet. Yani 7 mi 8 tane 11'den oyuncuları yoktu. Hiç gördünüz aradaki tempo farkını. Tabii bir sürü yanlışların içerisinde biz burada kendimizi ne kadar haklı gösterebiliriz, biz burada ne yapabiliriz? Şehrin aslında bazı gerekçelerimiz var hocam. İşte deprem eklenebilir. Ortaya sesinizi duyurabilirseniz haklı sebepleriniz çok fazla. Ama sesinizi duyuramazsanız sistem haklının değil, güçlünün yanında oluyor. Dolayısıyla haklı olmanız sizin istediklerinizi elde etmeniz için bir sebep değil. Güçlü olanın gücünü hissettirip kabul ettirdiği bir yapı var burada Futbol Federasyonu'nda. Süreç de aynen öyle ilerliyor şu anda. Ben Futbol Federasyonu'nun da çok sağlıklı yönetildiğini düşünüyorum. Zaten onu söyledi ama şu var, demin
sevgili Yusuf Boydağ'ın dediği gibi sporcu kardeşlerimizin ortaya koyduğu terlerini gencecik çocuklar kendilerine parçalıyorlar. İşte bugün de gördük. Onların ondan sonra koyduğu emekleri bir kere onların konsantrasyonunu da bozuyor bu. Ondan sonra 3 puanı sildik, 6 puanı sildik. Tabii burada aslında lokal çözümden ziyade genel bir çözüm aranması gerekiyor. Klasik olacak ama birçok kulübün transfer tahtası ve borçları kaldırıldı. Bir şekilde çözüldü. Hı hı. Ankara Gücü, Giresunspor, birkaç tane ismini sayamayacağım. Şanlıurfa Spor gibi takımların. Yani buna öncü edilmişse, Manisa Spor. Bu öncü edilmişse güzel bir şey. Bu şehrin de buna hakkı var. Bu güzel şehir. Bu konuda biz Elazspor taraftarı olarak, Elazspor'un sevenler olarak hem taraftarımızın hem şehir açısından, şehrin en büyük sivil toplum örgütü Elazığ Spor. Dolayısıyla Elazığ Spor'un bu konuda bütün bu borçların kapatılması konusunda somut adımlar atılması gerekiyor bence. Yapılacak olan hep sakız gibi çiğnenerek söyleniyor ama ortada söylüyoruz boş. İşte TOKİ'ler var, işte yapılan konutlar var, bir sürü ihaleler var, devletin eliyle yapılan bir sürü ihaleler var, yıkımlar var. Yani bunlardan inşallah sayın vekillerimiz, sayın belediye başkanımız, sayın valimiz öncülük yaparak buradan sağlanacak kaynakla bu bütün Elazspor'un borçları kapatılır. Mevcut olan yerin dışında güzel bir altyapı ve üst yapının antrenman yapabileceği yeni tesisler kazandırır. Stadımız bitiyor. Günü kurtarmaktan ziyade, 3 puanı kurtarmaktan ziyade, hı hı, tamamıyla ileriye dönük yapılacak hamleler lazım. Bu konuda da dediğim gibi seçilmişlere, atanmışlara, sayın valimize, belediye başkanımıza, vekillerimize büyük görevler düşüyor. Burada atacakları adımlar hem şehirdeki kendilerinin prestiji açısından hem de kulübümüzin menfaati açısından çok önemli. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Boydak, neler söyleyeceksiniz? 3 puanın geri alınması için girişimler devam ediyor. Yani mutlaka bu konuda Elazspor Kulübü'nün yapmış olduğu müracaatı desteklememiz lazım. Ve destekliyoruz, evet, da hakikaten sonuna kadar gidilmesi lazım. Gerekirse mahkemeye verilip işte... Yani mahkemede pek bir örnek... süreç olmaz ama çünkü zaten bu talimat, Futbol Federasyonu, evet, talimatı, her yılda uygulanan yani bir talimat. Hak arama ama konusunda... bu yıla bir ayrıcalık isteniyor. İşte onu diyorum, hak arama konusunda örneği var. Pandemi bahane edilmiş, takımlar küme düşmekten kurtarılmış. Hı-hı. Ama sizi, bak şu anda konuyla ilgili federasyonun yapmış olduğu açıklamaya bakıyorum. TFF 1. Lig'den sadece Ankara Spor ile Eskişehir Spor. Evet. Ulusal lisans alamamış. Hı hı. İkinci ligden ise Elazığ Spor, Gümüşhane, Kardemir ve Kardemir Karabük ile Şanlıurfa Spor. Evet. Yani toplam 4, 2 de üstte 6 kulüp. Altı kulübü puan silme ile cezalandırılmış. Hı hı. Yani şimdi diğerleri de bu işi nasıl çözdü? Bu kadar sıkıntı içerisinde orası da muamma yani, evet, enteresan. Çünkü bunun içerisinde az önce de hocam da belirttiği gibi Bursa Spor transfer engeliyle benzer dosyalar, aynı dosyalar. Kişiler var. Evet, aynı bugün buraya gelen işte Kastamonu Spor gibi, hı, yani transfer tahtasının sıkıntılı olan takımlar var. Bunlar rakulüp lisansı verilmiş birçok takıma, sadece 6 takım. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. İşte hep söylüyoruz ya, işte şehrin, yönetenlerin birlik ve beraberlik içerisinde olup hak araması gerekiyor. Hı. Bu konuda da hak aramamız gerekiyor. Mutlaka Futbol Federasyonu'na yapılan bu itiraz üzerinde durulmalı. Belirli kişiler gerekirse sık sık görüşüp, Kulüpler Birliği bu konuda aslında bazı işte bütün Kulüpler Birliği hem Süper Lig olsun, hem birinci lig olsun, hem ikinci lig, hem üçüncü ligdeki bütün Kulüpler Birliği toplanıp bu konuda gereken adımı atması lazım. Futbol Federasyonu sizin de belirttiğiniz gibi hakikaten çok kötü yönetiliyor. Dediğim gibi eğer geçmiş yıllarda futbolculara olan borçlardan dolayı bu, siz gelip bu seneki takımdan alınan o gençlerin veyahut işte gençler olmayabilir, kulüpler büyük transferler yapabilir, büyük paralar harcayabilir. Yani sonradan alınan, sahada alınan
puanı siz silecekseniz bunlar yapılmaması gerekiyor. Kim geçmişte bu borçlara sebep olmuşsa siz gidin yönetime ceza verin. Yani kulüplere ceza verin. Evet. Siz futbol takımlarına niye ceza veriyorsunuz? Bu nedenle mutlaka kısa zamanda belirli bir adımların atılması lazım. Yani her konuda hakkımızı aramamız gerekiyor. Ben bu konuda Selçuk Başkan'ı destekliyorum. Ne yapıp bu işin sonuna kadar kovalamamız gerekiyor. Özür diliyorum lafın arasına girdim. Şöyle bir şey var. Demin de bahsettim. Burada biz işte taraftarın sesi olmaya çalışıyoruz. Bizi işte arıyorlar, söylüyorlar, mesajlar geliyor. Demin söylediğimiz bence üzerine gidilmesi gereken konu sevgili Yusuf Boydak 3 puan değil. Bizim bu borç batağı da demeyelim çok önemli, çok fazla da değil yani diğer kulüplere baktığımız zaman. Bir an evvel bence gerekli girişimler yaparak bizim mevcut borçlarımızın temizlenmesi gerekiyor. Evet. Bakın bu takımın borçları kaldırılırsa şu anda, çok basit örnek vereceğim. Futbolcu kardeşlerimiz büyük mücadele gösteriyorlar. Yapılan hatalar da tekrarlanmasa yönetim tarafından, Çok fazla abartmadan. Buraya yapılacak birkaç isim takviye takıma, önemli yerlere. Bu takım bu gruptan yürüyerek çıkar gider. Evet. Hocam işte sahada sportif... Yani bir üst ligde biliyorsunuz biz burayı, orayı beğenmiyorduk. Bir üst liginde geliri, önemli bir geliri var artık şimdi. Daha da çok arttı. Şimdi yani hocam, bir yılda, iki yılda eritebilecek o bu. Kesinlikle arada. Yani buradan bir an yukarı atlamamız lazım. Daha vizyonda bir lig, daha üst seviye, daha tat bir lig. Ve şehir onu hak ediyor. Evet. Burada kasaba takımlarla oynuyoruz. Görüyorsunuz işte. İnşallah çözüm sadece 3 puan üzerinden olmaz. Kulübün önünün açılması açısından. Hocam sportif başarı önce, burada çok önemli. Yani şu açıdan önemli. Bugünkü galibiyet, galibiyet bizi bu duruma şu anda i̇şte bunları konuşma biz bu, şeyine biz burada getirdim. Rahatladıkça diğer konulara yönelme şansımız var. Yani tabii, o senin dediğin konulara. Evet, isteyebiliyoruz. İstememiz lazım. Evet. Yapmak lazım. Yani birçok konuda şu anda kulüpte sıkıntılar var. Yani kulüp üye şeyinden tutun da kongrelerinden şuradan buradan işte oradan her tarafta sıkıntılar var. Bunları bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bunun için de siz sportif başarı elde ederseniz öbür tarafları rahat rahat yapabilirsiniz. Oraya vakit ayırabilirsiniz. Bu nedenle mesajlarımız var sevgili. Alınan galibiyetler önemli. Futbolcu kardeşlerimizin aileleri de programımızı ilgiyle izliyorlar. Karadeniz'e Ereğli'den sevgili Cengiz Han kardeşimizin babası yazmış. Mahmut Akgün. Evet. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ben Cengiz Han'ın babası. Sizi beğenerek izliyorum. Karadeniz'e Ereğli'den selamlar demiş. Bize de Mahmut Bey'e selamlarımızı iletelim programımızdan. Evet. Biz de selamlarımızı Cengiz gönderelim. Han, gayet iyi gidiyor. 2 haftada attığı gollerle takımı aldığı puanlarda önemli bir rol oynadı. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Ben Muhammed Umut Akbulut'un amcasıyım. Yayın çok güzel. Emeğinize sağlık. İnşallah ile spor daha iyi yerlere gelecektir. Tahta kapalı diye değil. Hak ettikleri için bizim gençler oynasınlar. Hepsi hak ediyor. Dışarıdan büyük paralar verip futbolcu getireceğimize kendi ilimizin gençlerine emek verelim demiş. Daha iyi yerlere geliriz. İyi yayınlar. Onur Akbulut yazmış. İnşallah. Yani şimdi sporda burada araya girip bir şey söyleyeceğim. Sporda bir kural vardır. Kuraldır yani. Başarı olduğu zaman her şey yoluna girer. Evet. Yani sportif başarı eğer geldiği zaman sorunlar çözülüyor. Tabii. Öbürleri de artık bir şekilde çözülmeye doğru gidiyor. Evet. Ya altyapıya yönelmek zaten işte görüyoruz sıkıntılar var. Bir sürü Türkiye'de yabancı futbolcular var. Bütün kulüpler bu konuda sıkıntı. Herkes artık yavaş yavaş bu altyapıya dönmek zorunda. Öz kaynaklarına dönmek zorunda. İnşallah işte buradaki şeyler de biraz rahatlayınca üst yapı yavaş yavaş altyapıya da biraz daha önem vermek lazım. Geçmiş yıllarda altyapılar için Futbol Federasyonu'ndan çok büyük paralar geliyordu. Hep onları da üst yapıya harcanıyordu. Yani bütün futbolcu kardeşlerimiz de değerli. Şeyi söylerim mesela bir takımda Elazığlı çocuklar var işte yerli oyuncular var herhangi bir takımda. Ama böyle 3-4 tane 5 tane sadece abi konumunda değil kalite olarak üst düzeydeki tabii oyuncu olduğu zaman altyapıdaki 16-17 yaşındaki çocuk da ondan antrenman yaptığı zaman ister istemez görüyor, etkileniyor ve ondan bir şeyler öğreniyor. Evet. Çok önemlidir ya bakın. Tabii. Çünkü insanlar okuduklarını ya da
yaptıklarını unutabiliyorlar ya da işte alışkanlıklarını, ama gördükleri bir şeyi bir başkası tarafından başarılmış ya da bir fiziksel bir aktivistliğini gördükleri zaman onu unutmuyorlar ve ben de bunu nasıl yaparımın hesabını yapıyorlar. Evet. Yani mesela işte futbolcu kardeşlerimiz dedik, işte altyapıdan, öz kaynaklardan dedik, işte mesela amcası Onur Akbulut yazmış. Güzel temennileri de var inşallah, yani sadece şu an için değil, tahta açıldığı zaman da bu kardeşlerimizi yine Elazspor'da izlemeye devam ederiz. İnşallah. Yani biz artık Elazığlı ya da yabancı ayrımı yapmıyoruz. İşte Cengiz Han kardeşimizin babası yazmış. Cengiz Han'ı da biz bir Elazığlı gibi görüyoruz. Bir Kadir Bekmezci'yi de artık bir Elazığlı gibi görüyoruz. Çünkü hepsi bizim kardeşlerimiz, hepsi bizim futbolcularımız. Bu temenniler nedeniyle de teşekkür ederiz Onur Akbulut'a. Hayırlı yayınlar. İsmim Ömer Faruk Taş. Hasta Elazığ Spor taraftarıyım. Bugün stadyuma kadar geldim. Maraton tarafından belki telergüden izlerim ümidiyle. Polis bırakmadı. Mecburen oturup arabamda internetten izledim ve stadyum dışından gollerde gol diye bağırdım. Halis Hocam bile Kastamonu kontenjanından girmiş ama yine de ondan ricam, maça girebilmek için yardım istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Ömer Faruk Taş. Ömer ve geçen hafta sevgili müdürümüz de söyledi, babası çok iyi Elazspor taraftarlar. Evet. Ömer gerçek bir Elazspor taraftarı. İnşallah bu artık seyirci olayını biraz federasyon artık tutturursa, Ömer Elazspor seyircisi değil, Elazspor taraftarıdır. Evet. Ya bu konu da şehirden şehire herhalde fark ediyor. Ben dün yanılmıyorsam ya da bugündü şeyi izledim. YouTube'dan Erzincan Şanlıurfa maçının özeti vardı. Aynı şekil Erzincan stadında, Erzincan'da bildiğim için. Eski statları değil mi? Eski statları aynı. Arka taraftan stadyum. Şöyle bir yükseklik bir yer var. Oradan baktım taraftar dizilmiş. İzliyor uzaktan takımını. Ama biz de bırakmıyorlar. Emniyet çok hassas. Yani evet, çok hassas. Onu da çözemiyorum yani. Pandemi nedeniyle mi? Yani öyle bir... Yani pandemide sokakta da insanlar yan yana geziyor. O karşı boşluğa herkes, hiç kimseyi bırakmıyorlar oraya. Yani herkes yani şeyini taksın. 150-200 kişi alınabilir yani oraya seyirci. Evet. Hocam yani gelenler bari geri gönderilmesin. Adam gidiyor uzaktan izlemek istiyor. Orayı bile bırakmıyorlar. Polis maalesef uzaklaştırıyor. Bilmiyorum hangi nedenden dolayı. Yasaklar. Ama yasaklar. Elazspor bir değerli seyirciler bir zorlu bir maç trafiğine girecek. Şimdi sezonun ilk haftasındaki rakip Bayburt Özeydare Spor'daki Covid vakaları nedeniyle ertelenen maç bu cumartesi günü oynanacak. Elazığ Spor o maçın hemen akabinde Konya deplasmanına gidecek. Evet. Ve sonrasında ise Eyüp Spor gelecek yanılmıyorsam Elazığ'a. Hafta içi yani, maçları evet, var. Yani evet, üst üste bir de hafta içi maçlar da var. Bu maraton, bu maç trafiği biraz olumsuz etkiler mi Elazığspor'u, neler söylersiniz? Yani şöyle, ben özellikle işte gençler giriyor, işte bir Yusuf Ensar'ı gördük, girdi, oynadı, işte yavaş yavaş artık İzzet giriyor, Cihan giriyor, diğer Cihan Can Polat var, evet, mesela orta alanda bunlar yavaş yavaş, bu beni umutlandırdı. Mesela bugün Yiğitcan'ın ilk 18'e yazılmıştı. Hı hı. Yavaş yavaş kadro derinliğimizi de biraz arttırıyoruz. Bu nedenle çok ben karamsar bakmıyorum. Yani oyuna giren, yeter ki o bizim çekirdek kadromuz var. O kadro sabit kalırsa benim en çok korktuğum işte Kadir Bekmezci'nin cezalı ya da işte sakatlık bir durumu olabilir mi diye. Çünkü evet, hakikaten o Kadir olmazsa olmaz boşluğunu diye düşünüyoruz. Onun evet, boşluğunu dolduramayız ama diğerleri dolduruyoruz. İşte bugün dediğim gibi sadece Kadir Bekmezci ve Murat Ceylan vardı. Yani diğerleri hep genç kardeşlerimiz. İstatistik de var Yusuf abi. Forvetimiz olmamasına rağmen zaten Ömer doğru düzgün herhalde bir maç oynadı yanılmıyorsam, evet, Ömer Yıldız. Forvetsiz oynamamıza rağmen, yani forvetsiz derken oynamadı isim olarak bu sezon oynamadı mı Ömer? Yok. Yok, bir maç oynadı bir herhalde. Bir maç oynadı diye biliyorum ben. Karabük'te oynadı. Şu anda ligin en fazla gol atan ikinci takımı konumundayız. Yani evet, 9 gol atmışız. Yani bir şeyler var. Bir her ne kadar böyle çok parlatılmasa da, çok fazla böyle lanse edilmese yani de. Yani takıma giren sırıtmıyor. Sırıtmıyor evet, evet. Yani herkes birbirinin yokluğunu aratmıyor. Evet. Sistem eğer sisteme uyarak bir kolektif anlayışla sahada yer alırsanız bütün spor branşları içinde geçerlidir.
herhangi bir kişinin olmaması çok fazla etkilemiyor. Çünkü evet, orada sistem yürüyor yani. Onun yerine oynamazsa, Ceyhun olmazsa yerine Yusuf oynayacak. Tabii mutlaka bireysel performanslar çok önemli bütün spor branşlarında. Ama takım olgusunun ön plana çıkmış olduğu yerlerde çok önemli. Mesela size bir bundan ilgili bir yeri gelmişken bir örnek vereceğim. Basketboldan ilgili örnek vereceğim. Mesela bir takım var. İşte 80 sayı atıyor. Bakıyorsunuz biri 7 atmış, biri 10 atmış, biri 7 atmış, biri 6 atmış, biri 15 atmış, biri 7 atmış. 80 sayı, nasıl 80 sayı bulmuş? Bulmuş. Orada bireysel bir performans yok. Hı hı. Bir paydaşlık var. Bir bakıyorsun biri 40 atmış, biri 30 atmış, öbürleri de 0-0. Şu anda döndüğümüz zaman Eraspor'un ortaya koyduğu futbol anlayışında böyle bireysel performanstan ziyade daha çok takım olgusunun ön plana çıktığı, oyun disiplininin üst seviyeye çekilmek istendiği, bilinçli bir, sabırlı bir oyun şablonu oturtulmaya çalışılıyor. Yani bizi bence şu anda bu duruma getiren en önemli sebep hocamızın uyguladığı bence bu metot. Evet. Evet, bir de hocam taraftarın olmayışı bu açıdan önemli. Hocanın ne istediğini duyuyoruz. Ona göre de takımın tribüne dedi, evet dedi, hadi destek dedi. takımın ne yapıp yapmadığını da görüyoruz. Yani hocanın istediğine cevap vermeye çalışıyorlar. Evet, arada güzel bir uyumları var. Evet. Değerli seyirciler, Elazığ sporumuza artık cumartesi günü oynayacağı Bayburt Grup Özel İdare Spor maçında başarılar diliyoruz erteleme maçında. Elazığspor'u noktalıyoruz ve diğer temsilcimiz, 3. Lig'deki temsilcimiz Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'ne geçiyoruz. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü de ilimizde karşılaştığı Batman Petrol Spor'u 1-0 mağlup ederek 3 günde 2 haftayı 3 puanla kapattı ve rakibini de 3 günde 2 kez mağlup etti. Aynı skorlarla. Bir Ziraat Türkiye Kupası'nda. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini kupanın dışına itmişti. Karakoçan Futbol Kulübü yani %100 bir değişime gitmesine rağmen kadro itibariyle, teknik heyet itibariyle, yönetim itibariyle yani adaptasyon sürecini biraz erken aşacak gibi görünüyor. Aldığı sonuçlar evet, iyi sonuçlar. Neler söyleyeceksiniz hocam? Yani sevgili Önder hocam ve Ender kardeşimiz, yıllardır tanıdığım insanlar. Hani Önder gerçekten buradan hangi kelimeyi kullanacağım bilmiyorum, bir beyefendidir her evet, manada. Başarılı olmasını da en çok isteyenlerden biri benim. Hem dostum hem sevdiğim kardeşimiz. İki kardeş biliyoruz, abi kardeş beraber çalışıyorlar. Evet. Tabii kulübün burada ilk hafta söylediğimiz cümleler vardı. Hı hı. Sağ olsun güvenmişler. Bu çok önemli bir şey. İki tane Elazığlı arkadaşımızla yola devam ediyorlar. Ama sonuçlar iyi gittikçe yerleri daha sağlam. Ama ben kendilerinden rica ediyorum. Futbolun içerisinde her türlü netice var. İşler yarın maç da kaybedebiliriz. Hep kazanabiliriz de. Hocalarımızın arkasında durmaları lazım. Evet. Ciddi manada Karakoçan Spor'un ayakta kalabilmesi ya da daha iyiye gidebilmesi biraz Elazığspor'la endeksliyorum ben. Elazığspor'un bir üst kategoriye ya da Süper Lig'e çıktığı zaman bir pilot takımı olacak. Tabii. Yani oradan aldığı genç oyuncuyu oraya gönderip kiraya verip hem maddi olarak Karakoçan'a faydası olacak, hem oyuncu kalitesi açısından olacak. Düşünün yani bir Süper Lig'e çıktığı zaman Elazığspor'un oraya göndereceği 10-12 oyuncu ya da 8 tane dışarıdan scout ekibinin getirdiği 19-20 yaşındaki gençler müthiş bir ivme kazanır Elazığ'daki futbol. Ondan başka Bal Ligi takımları için bir basamak olacak. Baldan gelecek işte oraya, oradan oraya. Yani bir şehirde futbolun gelişmesini, bütün spor branşları içinde budur, gelişmesi için birden fazla takıma ihtiyaç vardır. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiriyoruz. Eleştirmekte haklı olacağımız birçok sebepler var. Bu U21'ler falan işte, gerçi pandemiden ötürüdür. Orada her sene bir değişikliğe uğruyor. Daha önce akademi ligi vardı, işte bir şey ligi vardı. Ama bir profesyonel futbol takımının orada olması özellikle üst takım için çok önemli. Burada Karakoçan, geçen hafta da bahsetmiştim. Ben gönlümdekini söylüyorum. Bir an evvel oraya çok hızlandırılmış bir şekilde, hızlandırılırsa ki doğru yapılabilir, 1-1,5 yıl içerisinde bu futbolun Karakoçan'a gitmesi lazım, bu takımın. Oradaki Karakoçan'daki hemşerilerimizi,
Karakoçan'daki yaşayan insanlarımızın, futbol severlerin, futbol kendi takımlarını izlemeleri lazım. Bu sosyal faaliyetlerin zevkini tatmaları lazım. Evet. Oradan buraya yarın minibüslerle gelip seyretmeleri çok fazla bir şey katmayacak Karakoçan'a. Belki oraya gittikten sonra bir otel ihtiyacı doğacak. Oraya bir otel yapılacak ya da... Belki de hocam Elazığ merkezden insanlar Karakoçan'a gidip orada izleyecekler. Oradan izleyecekler. Evet. Yani bunlar bütün hepsi hayal ilçe, değil. Bunun örnekleri var. İlçe turizmine de... Karadeniz'de görüyorsun işte Arsız stadı var, orada pazarın stadı var. Bir sürü var. Evet. Şimdi burada da Elazığ'da da ben hep bunu söylüyorum. Bu takım Karakoçan'ın takımıdır. Ve bence maçlarını orada oynaması lazım. Oradaki izleyen Karakoçan'daki insanların bu takımı izleme özgürlüğünü ellerine vermemiz gerekiyor. Burada da görev bize düşmüyor. Biz sadece söylemek bize düşüyor. Kolayını biz yapıyoruz. Tabii, zorunu inşallah yani, gereken insanlar çok yapalım. Önceden planlandığını ben bunu düşünmüyorum. Yani belki anlık bir reaksiyonla Ahmet Toprak yani resmen o masada satmaya niyeti vardı. Belki onlar da bir teklif yaptılar. Ahmet Toprak kabul etti ve birden gelişen bir süreç oldu ama tabii bir ilçe merkezinde bir profesyonel maç oynaması için bazı kriterlerin burada da, zamanla yani burada da, o sürecin tamamlanması lazım ki o da ben 1-2 yılda olacağını da ben düşünmüyorum. Daha da, uzun bir süreç. Burada da iyinin hakkını verelim. Yani Ahmet Toprak burada bu takımı göğüsledi. Belediyenin de bazı imkanlarıyla birlikte. Maddi olarak Ahmet Toprak çok büyük risklerin altına girerek takımı ligde tuttu. Evet. Sevgili Alaaddin hocam çok başarılı oldu bence. Bence çok başarılı oldu. Kesinlikle. Kümer dışarı denildiği zaman gelip takımı playoff oynattı. Daha sonra Karakoçan yönetiminin almış olduğu karar ki bence doğru bir karardı. Profesyonel bir karardı. Baldan çıkarken o parayı harcayıp belki çıkamayacaklardı. Risk edecekti parayı. Evet. Yani bugün garantisini verebilir misiniz bana? 10 lira harcasanız bile 10 milyon TL çıkabileceğinizin garantisini verebilir misiniz? Harcayanların çıkamadığını gördük. Örnekleri çok var. Örnek istiyorsanız size Adana Demirspor örneğini verelim. Daha en vizyondaki örnek. Tabii buradaki bu hamle de bence başarılıydı. Takım şu anda iyi gidiyor. Seçtikleri oyuncular ortaya koyulan bugün itibariyle bence büyük iş çıkarıyorlar. İnşallah daha iyi olur. Ama ben yine söylüyorum bu takımın gidip Karakoçan'da oynaması gerekiyor. Oradaki insanların hem ilçenin ilçedaşlığı hem de takıma sahip olmayı, takımı ön plana atmayı, desteği çok önemli bence. İnşallah en kısa zamanda sorunu çözerler. İnşallah hocam. Sabri neler söyleyeceksin Karakoçan Futbol Kulübü için? Evet, tebrik ediyorum. Hakikaten bu hafta güçlü bir rakibini Batman Petrospor'u 1-0 mağlup ettiler. Orada da Semih kardeşimiz sonradan oyuna girdi. Girer girmez çok güzel de bir gol kaydetti. Şu anda takım kadrosuna bakıyorum. Hakikaten işte senin de belirttiğin gibi geçen yıla oranla bayağı bir %80-90 bir değişim olmasına rağmen futbolcu kardeşlerimiz her geçen gün onlar da üzerine koyarak uyum sürecini biraz hızlı atlattılar. Ki özel maç yapılamadı, sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Ama artık o grupta demek ki futbolcu kardeşlerimiz de birbirlerini tanıyor, biliyor. Mesela Batman Petrospor'a baktık. O kalecileri Elazığ Belediye'den gitmeye. Akın İsmail yok, Elazığspor'dan. Elazığspor'un eski kalecisi Akın İsmail. Yani birbirlerini futbolcular da tanıyorlar, ediyorlar. Artık o ligler belirli. O liglerde artık kim maça daha iyi hazırlanıyorsa o takım o gün başarılı oluyor. Şu ana kadar da bir mağlubiyetleri var. 6. hafta maçlarını oynayacaklar. Yarın da bir kupa maçları var. Yine Diyarbakırspor'la Elazığ'da oynanacak maç. Bir de kupa galibiyetleri var. Yani ikinci turu oynuyorlar kupada. Evet. Bu çok önemli. Ben tebrik ediyorum. Hakikaten orada da işte Önder Hoca maç sonu yapılan röportajda kesinlikle rehavati kapılmayacaklarını, her maça ciddi bir şekilde hazırlanacaklarını belirttiler. Öyle de olmak lazım. Hocamın da belirttiği gibi ilerleyen süreç içerisinde onların da belki işte Elazığ'da bilmiyorum düşünceleri nedir, ilerleyen haftalarda değişebilir belki. Bir pilot takım olarak mı kalacaklar, bir yetiştiricilik, bir kulüp hüviyetine mi bürünecekler? Onlar ilerleyen zamanlarda olacak. Hedefi kendileri seçecek. Hedefleri kendileri seçecekler. Evet. Hocamın belirttiği gibi ben de o Karakoçan'da en azından orada bir hareketlilik bir şey olsun diye bir sportif faaliyet
bir sivil toplum kuruluşu gibi o ilçeye çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Ama senin de belirttiğin gibi bakıyorsun işte bugün biz Doğukent'te bir saha yapmışız. Çok da güzel emek verilmiş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama her hafta bakıyorsun bir eksiği var. Futbol Federasyonu'ndan gelen o federasyon yetkilileri bir şeyler buluyorlar. Bir şeyler ortaya yani çıkarmaya Yusuf abi, çalışıyorlar. Onlar da biraz yani evet, böyle dananın altında işte, buzağı aranır. Her şey var ya yani evet, sanki sanırsın ki işte Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilik ya bırakın bazı şeyleri de artık görmezden gelin yani şunu. Görmezden gelin demeyelim de bence biraz yapıcı olmaları lazım. Ya evet yapıcı olmak. Yani hocam sen yani, sevgili Yusuf Boydan hep ben kullandığım. Olumsuz bir şey bulmak niyetindeysen hocam illaki bulursun yani onu söylemek istiyorum. Sömürge valisi Texas yani sömürge valileri gibi davranışları. İçinde evet. Nezih insanlar yani. Oluyor belki fark ediyorsunuz. Ama burnundan kıl aldırmayıp gelip oraya insanları işte bir şekilde sistem hep sistemin yanlışlarından bahsediyoruz. Tabii. Dikkat edin gidin mesleklerini sorun mutlaka bir üst yerlerde bir şeyler vardır, tanıdığı vardır. İşte onu demiş gel seni işte hocam, emniyet yapalım. Kökenliler biraz daha böyle kuralcı oluyorlar bilmiyorum gelen temsilciler emniyet içerisinde. Emniyet ya da asker kökenli meselesi biraz daha değil. Belki mesleki olarak da yani öyle burada bir memuriyet. Burada asıl konuşulması gereken emniyet kökenli ya da işte ordu kökenli olması değil. Burada sistem, spor kökenli insanların o işi yapması. Kesinlikle. Evet. Oraya bir kural getireceksin belirli bir şekilde. Amatör futbol oynamış, hakemlik yapmış. Tabii. Profesyonel futbol oynamış. Atıyorum kulüp yöneticiliği yapmış. Kıstas getireceksiniz. Tabii. Yani adam üniversite okumuş, iyi yere gelmiş. Tanıdığı var işte federasyonda. Ya gel seni şey yapalım işte gözlemci yapalım. Hadi git gidelim. Gözlemci olamaz da hocam. Temsilci yapalım. Hocam evet. Ben Elazığspor Süper Lig'deyken çok iyi hatırlıyorum. Hocam profesörün geldiğini hatırlıyorum temsilci olarak. Üniversitede profesör aktif. İkinci sınıf emniyet müdürünün geldiğini hocam hatırlıyorum. Yani bu insanlar ben niye geliyorlar demiyorum. Eleştirmiyorum ama hocam dediğiniz gibi futbolun içerisinden gelen insanlar olursa çok daha yapıcı iyi olur. Yani, futbol için daha iyi olur. Ya neyin nerede şimdi geliyor bakıyorsun eften püften şeyler için ya şimdi maske adam temsilci dönüyor tribüne maske düşmüş diyor ki sen de maskeni kaldır. Ya kardeşim bu senin işin olmaması lazım. Yani bu başka şey dönüyor ondan uğraşıyor. Evet. Başka şeylerin maçı bırakıyor evet, o sömürge valisi de bizim sevgili Bülent Tekin abinin şeyi. Aynen doğru. Sözü oradan geliyor. Onun da kulaklarını çınlatalım. Evet, maalesef şimdi, yani zor diyorum. Yani şey onlar açısından. Onlar da belki de kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. Bilmiyorum yani evet, artık ne niyetle yaptıklarını. Böyle bir ortamda bir ilçede sağ yapılır, gelir, o düzeye gelir futbol oynama ortamını bulabilirsiniz ama bu tür yaklaşımlar olunca biraz sıkıntı oluyor. Nahoş olaylar da oluyor. Mesela istenmeyen bir durum ortaya çıkabiliyor. Zaten maçın skoruna göre tribündeki insanlar gergin olabiliyorlar. O anlık bir etkileşimle olay farklı boyutlara kadar uzanabiliyor. Yani bunu geçmişte birçok maçta gördük burada. Lütfen biraz daha böyle sağduyulu. Hani ya nabza göre şerbet verilir derler ya hocam. Ona göre davranırlarsa. Şey ya bizim Özgür'le şey bir fotoğraf çekmişler diye. Evet. Ceza aldılar. Ceza aldırdı. 15 gün yani ceza sen aldılar. Bunu ya gitti ki kardeşim bu pandemi döneminde toplu takım fotoğrafı çekmek yasak diye uyar. Sen ilk yani maçtan ne adama ceza verdiler. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani. Bir tanesi. O zaman gol atıldığı zaman bir araya gelmesin. O zaman niye seviniyorlar? Birbirlerine sarılıyor. Yani böyle bir durum olabilir mi? Yani aslında ilk bölümde de söyledik ya Futbol Federasyonu doğru yönetilmiyor. Aslında orası doğru yönetilse alt kademeye kadar da doğru şeyler olur ama maalesef balık baştan kokar. Karakoçan Spor'la ilgili süreniz, şunu söyleyeyim evet, evet bitirelim. Özel idare spora geçeceğiz çünkü zamanımız yine kalmayacak. Onları da eminim ki almış oldukları başarıdan dolayı şu anda Karakoçan'da da bir heyecan var. Hı-hı. Onlar da ilerleyen haftalarda daha takımı sahiplenecekler, takıma daha sahip çıkacaklar. Ve ben de katılıyorum. Belki önümüzdeki sene olmasa da 1-2 yıl içerisinde bu iş Karakoçan'a gider diye düşünüyorum. Hı-hı. Gitmesi de lazım yani. Evet, kesinlikle. Evet değerli seyirciler, Karakoçan Futbol Kulübü'ne de ya hem yarınki Diyarbakırspor'la kupada oynayacakları maçta hem de hafta sonu İdman Yurdu deplasmanında başarılar diliyoruz Önder Hoca ve ekibine ve futbolcu kardeşlerimize. Ve Özel İdare Spor'a geçiyoruz değerli seyirciler. Elazığ Özel İdare Spor
sezona maalesef kötü başladı. Bu haftada 4. mağlubiyetini aldı Galatasaray deplasmanında. Bir evin Melazlı Özel İdare Spor'da işler iyi gitmiyor. Bunun nedenini bilmiyoruz ama artık kamuoyu da bunun nedenini sorgulamaya başladı. Zaten geçtiğimiz haftalardan itibaren medya camiasından arkadaşlarımız da, spor medyasından arkadaşlarımız da eleştiri yapmışlardı. Eleştiriler devam ediyor ama yani bir hoca değişikliğine gidildi. İsterseniz hocam sizden bir dinleyelim. Sizce neden işler yolunda gitmiyor? Kulüple ilgili bir şey söyleyeceğim. 3 yıldır kulübün dışındayım. Kulüp kötü gittiği zaman sevgili Boydak, basın çok fazla zaman ayırmayıp aleyhte bir yazı yazdığı zaman akla ilk ben geliyorum. Ne kadar enteresan ki. Sanki yani işler kötü gittiği zaman. Şimdi bir şey ya, bizim tahammül sınırımız biraz az. Yani siz mi yazdırıyorsunuz? Aynen. Yazılanları. Bunu daha önce de yaşadım. Çok konuda yaşadım. Faturayı size kesildi. Yani fatura, evet, fatura bize kesiliyor. Bir şey var diyor, baba hırsız yakaladım diyor. Baba bırak gitsin diyor. Baba diyor ben bıraktım, o beni bırakmıyor. Şimdi biz bırakmışız. Evet. Yazılan el yazı. Şuraya geleceğim. Burada defaten bunları söyledim. Bir kere daha tekrarlayayım. Kongrenin geç olması. Dolayısıyla oyuncu portföyünün ya da oyuncu havuzunun, zaten dar olan bir havuz. Tekabele var çünkü. Üst lig var. Oradan birçok yerlere gitmesi. Elde kalan oyuncuların, böyle stafların dağılması. Seçenek şansınızın az olması. Havuz dar ya. Evet. Sizi bir bakıma bazı oyunculara mecbur kılıyor. Bu bir gerçek yani. Bu bir mazeret, ben onların avukatı değilim ama bu bir mazeret sınırında, bu önemli bir yer teşkil ediyor. Ama kadro kalitesi ve kadronun yapılanması ve dokuyusunda da sıkıntılar var. Ben geçen yıl programda da söyledik, beraberdik. Sevgili Ceyhun, sen de bunu söyledin. Evet. Birkaç kere dostane sohbetlerimiz oldu kulüp başkanı Bey'le ve Doğuş Bey'le, kulüp avukatı ve ikinci başkan ya da genel sekreter bilmiyorum. Çok nezih bir insan. Gerçekten çok sevdim kendisini. Onlara da anlattım. Biraz uçta oldu. Onlar bir mahremiyet de orada, bazı konuştuklarımız bende kalır. Ama ben buradan bunu açıklamamda fayda yok. Fayda var. Şunu da söyleyeyim. Ben demiştim de seven bir insan değilimdir yani. Ben bunu böyle demiştim efendim. Böyle ben öyle bir insan değilim. Ama geçen yıl pandemi olmasa bu takım küme düşmüştü. Bunu kabul ederim. Çünkü maç fazlasıyla ligde kaldılar. O maçlar oynanmış olsa da belki de küme düşeceklerdi. Ve aynı antrenörle devam ettiler. Antrenör çok iyi olabilir, iyi insan olabilir, kötü insan olabilir, iyi profesyonel olabilir, kötü profesyonel olabilir. Birçok profesyonel ligin içerisinde iyi gitmediği zaman bir antrenör değişikliğine gidilir. Spor, evet, içerisinde vardır. Burada da vardır, İzmir'de de vardır, New York'ta da vardır, tabii. Berlin'de de vardır, vardır. Şimdi burada antrenörün değişmesi konusunda, devam etmeleri konusunda kendilerin oynadığı bir seçimdi. Ya da kendilerinin ortaya koyduğu bir seçimdi. Ve seçimin sonucunda hata yaptıklarını kabul ettiler. Hataydı diyor, dediler ki görüldüler. Yoksa işler başlangıçta aynı insanla devam etmeseydiniz belki de bu sıkıntıları yaşamayacaktınız. Israr ettiler. Fakat hoca da buradan gider gitmez ligin önemli takımlarının birinin başına geçti. Tabii oradaki o soru işaretlerini ben biliyorum. Bilenler de biliyor. Onlar hangi amaçla bu hocayı takımın başına getirdiler? Nereye gitti, nasıl gitti? Onlar organizeyi biliyoruz. Hani burada bir başarı sağlayıp gitse eyvallah diyeceğim ama. Onun sorunu. Evet. Gitti inşallah orada başarılı olur. Beni, evet, burada kendi takımımı ilgilendiriyor. Bizi o ilgilendiriyor. Tabii. Onun başarısı babamın oğlu değil. Geldi burada, yaptı, yapamadı, çekti gitti. Bu spor içerisinde olan şeyler. Gelen antrenörden bahsedeceğim. Aziz Akkaya ligin önemli antrenörlerinden biridir. Fakat bazı durumlarda, ki yarın önemli bir maçları var, bazı durumlarda antrenörün özellikleri de artık devre dışı kalıyor. Kadronun elde olan, ortaya koyduğu uyumu, derinliği çok önemli. Seçim konusunda işte şu yabancıyı aldık, bu çıktı, bu çıktı. Bunlar mazerettir. Bunları seçen sizsiniz. Bunları yapan ortaya koymuyor, hasta olur. Bunlar şanslılıktır. Vardır bu sporun içerisinde. İki Amerikalı tekrar takviye yapıldı. Geçen hafta izledim. 5 numaradaki Amerikalı gerçekten iyi. Öbürü de fena değil. İlk maçlarıydı. Antrenmansızlardı. İşte belli bir uyum sorunu yaşadılar. Ben yarın kazanacaklarını tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle. Çünkü hem bir antrenör değişikliği takımda olumlu bir hava estirecek. Hem gelen yabancılar, özellikle bizim 5 numara konusunda sıkıntılarımız vardı. Oradan
çok şeylerimiz vardı. Açıklarımız vardı. Oranın kapatılması, savunma yönünden bahsediyorum. Hem hücum yönünden iki numaranın biraz üretken olması gelen solak oyuncunun bir tık değil, iki tık hocayla birlikte üç tık yukarıya çıktılar. Küme düşme endişesi zaten bu takım yaşamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde yok. Çünkü basketbol futboldaki gibi değildir. Kadro kaliteniz baktığınız zaman harcanan parayı kendileri harcamıştır. Biz bir şey diyemezdik. Orada tabii Mustafa Sevgili, Mustafa Gür'ün hafta içinde yazmış olduğu, ben de çok beğendiğim bazı sorular vardı. O sorulara kim cevap verir bilmiyorum ama bildiğim şu, Perşembe günü bir basın toplantısı yapacaksınız. Ben gelmeyi düşünüyorum. Siz bir oradasınız. Bir araya geleceğiz zaten. Bakalım orada sadece şuraya getirmek istiyorum. Şu andaki gelen yabancılarla mesela bir orada Nika Baric çok önemli bir oyun kurucuya sahipler. Hamusova var. Çek 4 numara çok önemli bir özelliği olan bir oyuncu. Eli çok düzgün. Yeni gelen oyuncular var. Türklerin içerisinden belirli bir şekilde katkı yapan arkadaşlarımız var. Ben takımın bu kötü gidişatının antrenör değişikliğinden sonra ortadan kalkacağına yürekten inanıyorum. Bence antrenör konusunda biraz daha erken hareket etmeleri gerekiyordu. Sezona mevcut giden antrenörle devam etmeleri benim şahsi düşüncemdir. Bir hataydı. Evet. Tabii ki kulübü yöneten, bilen insanlar var. Sevabı da günahı da onların üzerindedir. Bizim üzerimize düşen de ben şu anda burada kulüpte çalışan ya da kulübün daha önce kurulmasında, lige çıkmasında olan bir genel menajer konumunda değilim. Ben şu anda bir basın mensubuyum. Burada programda yorumcu olarak bulunuyorum. Kelimelerimi de özenle seçiyorum. Çünkü bu şehirde sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Şimdi kalkıp burada çok översen diyecekler, yalakalık yapıyor, geri döne. Döversen diyecekler, kulübe girememiş diye çamur atıyor. O kadar karma karışık bir üçgenin içerisinde dönüyor. Ama bütün iyi niyetimle söylüyorum. Bence takım bu haftadan sonra bir ciddi manada bir çıkış yakalayacak. Kısa sürede orta sıralara doğru, belki de daha yukarılara doğru tırmanacak. Çünkü çok kötü bir kadroya sahip değiller. Sadece diyorum, sezon başı havuz dardı, süre geçkindi, seçenek yapma şansları kısıtlıydı. Orada da bence bazı hatalar da yaptılar ama. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sayın Boylak, siz neler söyleyeceksiniz? Yani basketbol konusu hocamın konusu. Ben fazla işin iç yüzünü bilemiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Mesela işte Elazığ İl Özel İdare Spor, bir evim Elazığ İl Özel İdare Spor olarak görüyor. Ben dışarıdan baktığım kadarıyla işte bazı konular tamamen bir evimin üzerinde. Artık bu işte evet. Yani bütün şey. Ama oysa işte bir yönetim kurulunun oluşumunu olduğunu biliyorum. Yani bazı konuların istişare ama edilerek futboldaki gibi o da kağıt üzerinde kalmış. Evet, yani öyle her görünüyor. Şeye Sayın Mustafa Alpay karar veriyor. Biraz şeyleriyle onlar yönetim kurulu göstermelik. Evet. İnşallah yapılan değişiklik elbette ki önemliydi. Takım kötüye gidiyordu. Kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Ben olumlu diye olur diye yansır diye düşünüyorum. Tabii gelen oyuncuları bilemiyoruz hep. Amerikalı şu bu hocam biraz belirtti. İnşallah kısa zamanda toparlarlar. O geçen yıl bize yaşatmış oldukları özellikle sezon başında o pandemiye kadar olan süre içerisinde çok güzel maçlar vardı. Biz heyecanla izliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah bize yine öyle heyecanlı maçlar izletirler. Burada bir son olarak bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi sevgili Doğuş Bey de, Mustafa Bey de Elazığlı olup dışarıda ikamet eden insanlar. Bulundukları kurumda sponsor olarak basketbol takımına direkt sponsorluk ve isim hakkıyla yönetimi de hemen hemen yani kendileri dediğiniz gibi kararları veriyorlar. Biraz sistemleri vardı aslında. İşte biz dışarıdan gelen bir Elazığlı olarak bu kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Para buluyoruz çünkü ciddi paralar harcadılar bence de. Biraz sistemleri vardı. Bu sporun içerisinde bunlar vardır. Sportif başarıdaki negatiflik size eleştiri boyutlarını, eleştiri oklarını tabii. Burada çok çabuk etkilenmemek gerekiyor. Tabii. Basındır. Basının bazı şeyler vardır. Yazarlar, çizerler. Yani buna çok etkilenmemek lazım ama yazılarda başarısızlığı da yazılarda insanların kişisel haklarına ya da kişisel davranışlarına dokunmadan
Sadece sportif manada bence eleştiri yapmak en doğrusudur. Evet. Şu takımın bu şehirde olması, kadın... Bu şeyden kadın, uzak durmamız lazım ama hocam, yok şu yazdırdı, bu yazdırdı, ya bunlar... Sevgili Yusuf Boydak, bizi tanıyan tanır. Yani bu... Yani her... ben size de soruyorum, biz beraber program yapıyoruz. Evet. Yani benim burada hiç kimse beni de tanıyan bilir. Doğru söylemekten kimse de beni alıkoyamaz. Ben bildiğimi de doğru söylerim. Beni tanıyanlar bilir. Benim yoktur şeyim yani. Eyvallahım yoktur. Biz sizinle birebir kaldığımızda da bu aynı tonla, aynı bu şekilde size anlatıyorum ben. Doğru mu? Birebir sohbetlerimizde. Bizde tahammül sınırı yok. Genelde var bu. Yani bu bir evim yönetimi için değil. Genelde bu yapı var. Evet. Şu kaybettiğiniz maçlardan sonra baktığınız zaman Çankaya maçı kazanılırdı. Kaybedildi. Bazı hatalardan. İzmir maçı çok kötü oynandı. Arkasından içeride kötü bir Hatay maçı oynadılar. Ve Galatasaray maçı, inan ki bu mücadeleye baktığım zaman dördünün içerisinde mücadele olarak en iyisi Galatasaray maçıydı yine. Ben dördü maçı da izledim. Zaten diğer maçlar farklıydı, farklı kaybedildi. Çankaya maçının ikinci ya üçüncü dönüyor ama orada bir yanıltıcı bir şey var. Rakibin 5 numarası, 23 numarası 5 faul alıp kenara geliyor. Yani bir burada yönetimin bazı şeyleri biraz sert adımlar atması gerekiyor. Yani bazı oyuncu, biliyorsunuz oyuncu, ben de oyunculuk yaptım. Bu şehrin parasıdır. Kulübün bir evimin parası, yani şeyin bir başka memleket değil, bu şehrin parasıdır o da. Onlar da bizim yani. Bizim insanımız gelmişler, paralarını koymuşlar. Oradaki oyuncular profesyonel olduklarının farkına varmak zorundalar. Tabii. Ortaya koyacakları performans, Muz Cumhuriyeti'nde gezmiyorlar, oynamıyorlar. Bunlar çok önemli. Bunların farkına vardıkları zaman, ki Aziz Hoca bu konuda biraz daha serttir size söyleyeyim, bence başarı gelecek. Şunu da söyleyeyim, antrenörün buradan Çukurova'ya gitmesini biz sizinle yaklaşık, yalanım varsa ya da yanlışım varsa düzeltin, ben size 5 gün önce de söylemiştim herhalde. Evet. Doğru mudur? Evet hocam. Bu takımın başına geçecek diye. İnşallah iyi olur. İnşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Yusuf abi, teşekkür ederim yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Elaspor'umuzu hakikaten yüzümüzü güldürdü. Hem Elaspor hem Karakoçan. Evet. İnşallah bu başarı, bu sevinç devam eder. Böyle onlar galibiyet aldığında biz de keyifli programlar yapıyoruz. Evet. İnşallah Bayburt'ta da gideceğiz. Böyle bir karar verdik değerli seyirciler. Niyetimiz var. Top sende. Sabahı bir organize yapacağız ama inşallah Bayburt maçını gidip Bayburt'ta izleyeceğiz. Değerli seyirciler, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki Telefinal programında görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.